Efendim iyi akşamlar. Açık Söz'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi saatler 22.45'i gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Temmuz 2019 ve günlerden Cuma. Güzel bir Cuma günü temenni ediyorum sizlere. Evet, İstanbul seçimlerini artık geride bıraktık. Konumuz seçim değil ama siyasetten de elbette ki ayrı duramıyoruz. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine başladı. Ama siyasi tartışmalar Türkiye'de elbette ki devam ediyor. Tüm bu yaşananları elbette ki konuşacağız. Efendim geçtiğimiz günlerde malumunuz G20 zirvesi gerçekleşti. Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradaydı. G20 zirvesinde birçok husus ele alındı esasında ama G20 zirvesinde alınan konular ve görüşülen konulardan ziyade oradaki ikili görüşmeler daha çok ön plana çıktı. Özellikle Sayın Erdoğan'la Trump arasında ve Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeler ön plandaydı. Malumunuz daha sonra Japonya'dan Sayın Erdoğan Çin'e geçti. Çin'de de son derece önemli açıklamalarda bulundu. Ve daha sonra özellikle o gün ve ertesi gün ne olduysa Amerika acil koduyla toplandı. Rusya acil koduyla toplandı. Avrupa Birliği hakeza acil koduyla toplandı. O gün ne oldu, ne bitti? Tüm bunları konuşacağız, analiz edeceğiz elbette ki bu programımızda. Ve Kıbrıs'taki sondaj çalışmaları devam ediyor. Orada iki tane gemimiz şu an itibariyle konuşlandırmış durumda. Ve Türkiye artık Doğu Akdeniz'de kendini iyiden iyiye bütün ülkelere hissettiriyor. Garantör olmayanların dahi konuşabildiği bir Doğu Akdeniz'den bahsedersek ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak oraya dahil olmak ve oradan bahsetmek elbette ki en tabii hakkımızdır diyebiliriz. Tüm yaşananları o mihvalde konuşacağız ve dilerseniz başka konulara da gireceğiz tabii ki ama ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen konuklarıma döneceğim ve sizlere yeniden tanıtayım. Evet, Siber Güvenlik Federasyonu Genel Başkanı Sayın Muhammed Taha Gergerlioğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Araştırmacı yazar Hakan Yılmaz Çebi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve araştırmacı yazar Mahmut Büyükli efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. İnşallah hep beraber güzel bir yayını idrak edeceğiz yine bugün. Dilerseniz siyasetle başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda artık Sayın İmamoğlu ipi göğüsledi. Açık ara farklı ipi göğüsledi ve bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Daha sonra tabii bazı tartışmalar da beraberinde geldi bununla beraber. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan kurullar, daire başkanlıkları, işte birçok kurumun başında getirilecek isimler noktasında bazı tartışmaları da tabii beraberinde getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreç? Tabii hayırlı olsun. İnşallah. İstanbul'umuza, İstanbul halkına yeni başkan hayırlı olsun. Algı ve olgu, yani gerçekler ne ve nasıl gösterildi, bu önemli bir şeydi. Halkımız ısrarla dedi ki siyasetin dizaynını, seçimin dizaynını ben yaparım. Buna bir kimse karışmasın diyor. Halk bunu diyor. Fazla da ileri giderseniz daha da ciddi oyumu arttırırım. Senin değil öbürsünün lehinde. Bu onun çok başarılı olacağı veya başarılı olduğu veya çok müthiş projelerinin olduğu için değil. Evet. Benim senin eksikliklerini çok ciddi gördüğüm için eksikliklerine karşı tarafa oy veriyorum. Senin eksikliklerini karşı tarafta değerlendiriyorum diyor seçmen. Tam da böyle bir seçim oldu. Tam bu seçim. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra çok dikkatimi çeken bir şey var. İmamoğlu dersine ya iyi çalışıyor veya danışmanları mükemmel. İnsana yönelik bazı şeylerden bahsediyor. Zerafet, nezaket, letafet İstanbul'undan bahsediyor. Yerlere tükürmemekten bahsediyor. İstanbul'un köprülerinden, tünellerinden, imarından bahsetmiyor bakın. Zaten eksiklik buydu. Bir kargaşa var. Kültür kargaşası. Enteresan bir şehirdesiniz ama müthiş bir kaos. İnsanlar birbirlerine hışımla bakıyor. Tebessümler azalmış. Selamlar azalıyor. Ya enteresan. Demek ki topluluk diyor ki huzur olsun, bir şey kızgınlık insin. Şimdi başkanın gidişi iyi. Atamaları nasıl olur? Atamaları ile ilgili bizim çok yorum yapmamıza gerek yok.
Her yiğidin kendine has bir yoğurt yiyişi var. Fakat şu şöyle zor ki, İmamoğlu başkanın işi çok zor. Yani bir bütün partinin adayı değil, çok partili bir grubun adayı olduğu için her kafadan bir ses çıkacak. Ufak ufak da gelmekte. Bunu nasıl ayırt edecek? Bunu ayırt edebilirse başarı gelir. Ayırt edemezse büyük sıkıntı var. Bir de Canan Kaftancıoğlu gerçeği var hemen yanı başında. Süpersiniz. Şimdi bakın, İmamoğlu'na okey ama Canan Kaftancıoğlu'na hayır. Evet. Çünkü bu son... Bir eş başkanı edasıyla. Eş başkanlıktan öte, bakın, o başkanın düşünceleriyle hareket eden bir parti il başkanı değil. Yani son yürüyüşler, toplumdaki son konuşulan konular, cinsiyetle ilgili konuşulan konuları ciddi bir şekilde İmamoğlu'na rağmen destekliyor. Bakın, orada CHP enteresan bir şekilde ayrılmaya başladı. Gerçek CHP İmamoğlu mu, Kaftancıoğlu mu? Şimdi herhalde CHP'nin nereye evrileceğiyle ya da evriltilmek istendiğiyle alakalı bir şey bu. Yani bu CHP'nin lehine bir şey bence. Bu da bizim toplumumuzun bir siyasi partisi. Evet. Onun da müntesipleri var. Ve onların da kendilerine has bir görüşleri var. İmamoğlu'nun bahsetmiş olduğunuz İstanbul'la alakalı söylemlerini ön plana çıkartıp CHP o şekilde evrilirse hem İstanbul kazanacak hem o noktada tabii bu, partide farklı bir yöne evrilmiş olacak. Bence şunu göreceğiz İstanbul'da. İstanbul'da muhalefeti AK Parti akıllıca yapabilecek mi onu bilmiyorum. Ama ilk göstergeler çok akıllıca bir muhalefet gözükmüyor. Akıllı muhalefet ne biliyor musunuz? Her şeyin önüne geçmek değil. Her yeri tıkamak değil. Açacaksınız, buyurun. Size yapılanı yapın. Hatayı izleyin. Hatayı izlemeden önünü tıkarsanız, hatayı yapamazsa bütün maliyetler size, muhalefetin üstüne çöker. Yaptırmadıkları için ben bu kesin gerçekleştiremedim. Bugün, dediği zaman 5 sene sonra. Aynen. Yani bunu, bu iş Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru gider mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı, şimdi tabii parlak bir arkadaş. İş icraatı yok. Cumhurbaşkanlığı adayı olabilmeniz için bir başarı hikayeniz olacak. Evet. Şimdi seçimde başarı hikayeniz var. Eylemde yok. Yok. Siz eylem başarılarını görmesi lazım. Halk, Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarını gördükten sonra ona destek verdi. Aynı metotla geliyorsanız sizin de eylemlerinizde başarı görülmeli. Bu başarı nedir? Bir defa mevcut İstanbul'u aratacak mısınız? Yani bu, biz geçmiş İstanbul daha iyiydi diyecek miyiz? Bir. Üç tane cesedin kaybolduğu o çöp dağları ve hala bulunamayan, değil mi? O günleri hatırlamak. O günler bence bizim jenerasyonumuzun işi. Evet. Yeni jenerasyon ona bakmıyor. Yeni jenerasyonun baktığı şeyler farklı. Yani bugün 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki jenerasyon daha farklı düşünceleri var. Onun endişeleri farklı. Biz su bulamıyorduk. Birçok yağ ve ihtiyaç kuyruklarındaydık. Ben yine aynı şeyi söyleyeyim, geçen programlarda da söylediğimi. O Çekmece Gölü'ne fazla deniz suyu basıldığından dolayı musluklardan akan böyle bir tık deniz suyu, tuzlu su. Tabii. Onlar bizim dönemimizdeydi. Ama onlar bence, bakın, o hikaye gitti. Hem işletme için, hem devlet için, hem şehir için, hem belediye için. Yeni hikayeler lazım. AK Parti'nin eksikliği yeni hikayeleri bulamamasıdır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan 20-25 senede İstanbul'a öyle bir temel attı ki gerçekten her şey o temel üzerinde yürüyor. Bu aynı esasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oturmuş olan başkanlık sistemi gibi bir şey. Hani siz hep söylüyorsunuz ya, biz sürekli bir sistem arayışı içerisindeyiz. Aşağı yukarı 15 tane sistem değiştirdik. Evet. Ve hala tarih bir arayıştayız. Tabii. İstanbul'da bazı şeyler belki en azından temel bazında oturdu. Biz yörük bir milletiz. Evet. Yörük millet nasıl yerleşir? Çadırlarını gelir bir yere kurar. Tuvaleti çadırın arkasıdır. Önünü kendisine bir saha yapar. İhtiyaçlarını görür. Şehirleşmediğiniz zaman çadır kurar gibi betondan evler yaparsınız. Biz bunu yaptık. Evet.
İstanbul'da çıkmaz sokakları çoğalttık. Her parsele ev yaptık değil mi? Geçmişte 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yaptığımız iş bu. Demek ki bizim yapımızda enteresan bir şey var. Sosyolojik yapımız bu. Peki biz kültürle, sanatla, ahlakla, dinle donandığımız zaman işte bakın Selimiye'yi, Süleymaniye'yi ve onun etrafındaki o ahşap mahalleleri yapmıştık. Hepsi yandılar ve yıkıldılar veyahut da yıktık elimizle. Bakın bu şehirde eksiğimiz bizim kültür sanattır. Hı hı. Zerafettir, nezakettir, letafettir, edeptir, adaptır. Yani bir şehri sadece bir bedenden müteşekkil değildir. Şekilden müteşekkil değildir. Şehrin nefsi vardır, ruhu vardır. Ya burası bir Münih değil, burası bir New York değil, burası bir Washington değil. Kesinlikle burası İstanbul. Tabii çok yani, farklı. Yani metropol diyoruz, ağız alışkanlığı tabii ama İstanbul'un bir ruhu var. Kesin. Bizim medeniyetimizin ruhu var. Bakın bugün Münih'e gittiğinizde farklı bir ruh hissediyorsunuz. Köln'e gidiyorsunuz, 1100 yılında, 1200 yılındaki Haçlı Seferlerinde Haçlı Seferleri takdis etmek için kurulmuş kilisenin temeli o gün atılmış. Belki 600 sene kilisenin inşası devam etmiş. Oranın ruhu ayrı, Haçlı ruhu. Oradaki medeniyet ayrı, bizdeki ayrı. Bizim medeniyetimiz çok farklı. Fakat biz medeniyetimizin neresindeyiz? Medeniyet nerede? Biz neredeyiz? Şehir nerede? Biz neredeyiz? İnsan nerede? Biz neredeyiz? Mekanın ruhu ne? Zamanın ruhu ne? Mekan nedir? Zaman nedir? Bu mekanın bir ruhu var. İstanbul'un bir ruhu var. İstanbul ruhundan bizim köklerimizi temsil eden medeniyet ruhundan uzaklaştıkça, batılılaştıkça, yani 200 yıllık batılı hareketin meyvesini vermeye başladıkça biz bu şehirde huzursuz ve mutsuz olmaya mahkumuz. Onun için İmamoğlu'nun bu şehirde tercihi çok önemli olacak. Sayın Hocam, yani kendimi tutamadığım için araya giriyorum. Formatta beklemem gerekiyor ama sizin bütün bu söylediğiniz kuşatıcı olması gereken medeniyet iddiası İmamoğlu'nda var mı? Şu ana kadarki eylemleri zaten başlamadı olarak kabul ediyoruz ama siyasi öncesine de baktığımız zaman belediye başkanlığı öncesine İstanbul için böyle bir iddia yok. Yani çok beklenti içinde olmayalım. Evet. İşte yani şu var, halk belki doğru halka bir hürmeten, değil mi? Muhalefetin doğru bir gülemesiyle. Söylediği şey şu, sevelim sevilelim, gülelim gülümseyelim. Yani yapay bir şey var burada. Sizin dediğiniz büyük bir iddia. Yani evet. Bu iddiayı, bu ağırlığı, sizin çizdiğiniz bu ekseni kaldırabilecek bir kabiliyet ben görmüyorum. Yani. Yani ben tabii bir hikmettir diyorum. Çok ısrar edildi. 13 bin oydan 800 bin oya. Siz şimdi her şeyi vaat ettiniz. İnternetinden ya bir genç için her şeyi vaat ettiniz. Adam seçiliyor. Allah Allah. Neden acaba? Adamın da iddiası... Sizin medeniyetinizle ilgili bir iddiası var görünüyor. İşte sevginden başlıyor. Böyle bir iddiası var. Yapay PR çalışması olarak görüyorum hocam. Evet. Yani CHP'nin sizin saydığınız o İstanbul'un ruhuna, zamanın ruhuna, o 200 yıllık medeniyet kırılmasının tamirine yönelik hiçbir iddiası yok. Evet. Ve CHP'nin yetiştirdiği siyasetçilerin de yok. İmamoğlu'ndan da böyle bir şey bekliyorsak, İmamoğlu'nun çizdiği o PR çalışmasından böyle bir şey edinmişsek, bizi bile kandırmış demektir. Yani. Evet. Tabii seçilmiş bir başkan olduğuna göre... Hayırlı olsun diyor. Amin ve yardımcı da olacağız. Gelip diyecek ki... En güzel cümle bu. Yardımcı olacağız. Abinin yılların tecrübesi, birikimi olarak birilerinin formatına bırakılmaması lazım. Evet. Yani birileri formatlayacağı belli. Hemen bırakayım. Bir kuzu öne koyarsınız. Çok özür dilerim, kaba bir tabir. Koyunları çekersiniz ve arkadan bir süre sonra çakallar çıkmaya başlar. Kaba bir tabir. Yani şimdi burada İmamoğlu'nu bir kuzu gibi kullanıldığı belli. Çünkü CHP klasik solculuğuyla oyalamayacağı belli. Milliyetçi ve muhafazakar bir kesim destek vermeseydi ve AK Parti'nin son yıllarındaki yozlaşma, rantiye mevzuları açık konuşmak lazım. Pek çok kalem, Cumhurbaşkanı da bunu istiyor zaten kalem kenar bildiği var. Olmasaydı süreç bu aşamaya gitmeyecekti. Hı hı. Zaten kadim Türk
aklının bir temsilcisi de var burada. Yani temsilcisi olarak burada. Taha abi de bunu temsil ederek bu Batı formatında yeni oluşacak yapıyı eski medeni yapıya, zamanın teknolojisiyle devşirilmemesi için ve önü alınmaz bir milliyetçi muhafazakarlık vardı. Bunun ne yapması lazımdı? CHP'nin içerisinde o salt gelen yapıyla götüremeyeceklerini anlayınca buna biraz milliyetçilikten biraz muhafazakarlıktan kadar bir aday buldular. Konuşma dili, halka yakınlığı, ticareti bilmesi. Ama şimdi burada tehlikeli bir şey var. Yani öne bir kuzuyu, sevimli bir kuzuyu sunup arkada mutlaka sert tabirle çakalların yavaş yavaş etrafa dolup format çekecekleri anlaşılıyor. Şimdi babasının da mesela dikkat ederseniz konuşmaya çok temkinli bir sözü var. Yani ben oğlumu hiçbir zaman dedi yüzüne karşı övmedim. Başarılarını izledim ve Karadeniz'de hani babalar öyle yetiştirir şımarmasın evet, diye. Evet. Şimdi bu saatten sonra muhabir sonunda ona oğlunuz değişebilir mi diye. Bir de cümle altlarını iyi okumak lazım. Evet bu profilde sunuldu. Halk da cezalandırılmak istedi zaten AK Parti'yi. Çocuk zaten AK Parti'den girememiş. MHP'den de girememiş. Ama aslında bu camiaların çocuğu. Dikkat ederseniz uzatmayayım. CHP'nin mesela son yıllarda içerisine aldığı pek çok muhafazakar var. Bu Yaşar Nuri Öztürk de dahil olmak üzere tutunamadı. Evet. Fakat Erem Erdem dahil olmak üzere. Dikkat ederseniz bunlar ulusal TV'lerde bir muhafazakar kimlik olarak çizgilerini çizdiler. Yani biz de size yakınız. Doğu Perinçek bile bu çizgiye son yıllarda gelmeye başladı. Mehmet Bekeroğlu vardı. Ha, yani üstadın sözünü kesmeden yani onun uzmanlık alanı bu. Çünkü bir siyasi stratejik derinlik planlaması yapıldığı belli. Stratejik bir derinlik var siyaside. Algıyla beraber geldi bu. Kesinlikle algı operasyonlarıyla değil mi? Çok iyi okundu. Zaten, stratejik derinlik varsa sonu hüsran ama. Tabii yani şimdi şöyle seçimlerde oy çalınması mevzusu girdi ya gündeme. Ben evet. Onlara çok görüşmeyim ama oy çalınma mevzusu elektromanyetik olarak, elektronik olarak yapılacak şeklinde 4 yıllık bir çalışma yaptıklarını kendi istihbari ağızlarından kaçırdılar zaten. Biz 4 yıllık dediler, ben yazılımcılarla görüştüm. Cümle altlarını okudum kendi aralarında fiskosların. 4 yıldır dedi biz elektronik ortamda bir oyu ya da bir dijital ortamdaki bir sayıyı nasıl kaydırmanızın dedi yazılımlarını yaptık dedi. Yani gözünün önünde tabiri caizse bir hologram uygulanır hale geldi. İşte adamların yerleştirilmesine kadar falan bunu bilen biliyor. Peki, zaten yani seçim sistemini kastediyorsunuz. Seçim herhalde. Sistemini kastediyorum. Bu seçim sistemi zaten biz burada yaptığımız bütün programlarda ve haber merkezi olarak da sunmuş olduğumuz bültenlerde bunu hep konuştuk. Bununla alakalı dosya haber de yaptık. Eyvallah. Kullandığımız sessiz sistemi Amerika ve Avrupa'da kullanılıp daha sonra da atılan bir sistem bu. Müthiş. Çünkü dışarıdan müdahale edilebiliyor. Müthiş. Şuraya ekleyeyim sonra tabi genişlesin çok güzel gidiyordu. Ve müthiş derecede psikolojik harbi iyi yönettiler. Evet. Daha bu seçimler yapılırken bile şunu söyledim. Psikolojik harbi Amerika, CIA, İsrail dahil olarak destekli olarak dedim müthiş derecede bir psikolojik harp oyunu yapıyorlar. Orta Doğu'da katabiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'da medyalarında çok cepheli. Evet. Küresel. Çok burayı söyleyeyim bırakayım evet. Artık. Yani burası bam teli. Evet. Psikolojik harbi çok iyi yönettiler. Evet, evet. Aynen öyle. Tabii hem yurt dışında hem yurt içinde. Bundan sonra ne yapmalı seçmen? Veya AK Parti ne yapmalı? Veya İstanbul'un akil insanları, İstanbul'un asıl objektif insanları, %10'u temsil eden, düşünen, taşınan insanları ne yapmalı? Sahip çıkmalı. Siz sahip çıkmazsanız başkası götürüyor. Kuşatılmalı. İlk defa bizim yapmadığımız bir hareketi yapmalı. Seçmen de aynı şekilde itelememeli, ötelememeli. Güzel hareketin peşinde olmalı, çirkin hareketi veya çirkin eylemi farklı metotlarla engellemeli. Başka algı ve olguyu değiştiren metotlarla değil. Bakın bunu yönetemezsek, psikolojik harekatı yönetemezsek, haklı olduğunuzu hizmet ettiğiniz şehirde hep kaybedersiniz. Ülkede de kaybedebilirsiniz. Netice oraya gidebilir. Bu aslında bizim devletimizin bir stratejisi. İkinci Abdülhamit Han'ın karşısında birisi var. Onu daha sonra yaver olacak derecede yanına çekiyor. Ama Abdülhamit'in yanındakiler, ismi hatırlamıyorum şimdi, yanındaki sevenleri ve yaverleri diyor ki, efendim onu bilmiyor musunuz diyor. Hani neden bu kadar içimize kadar sokuyoruz? Onu
sen bilmez misin ki diyor, bizim devlet stratejimiz bu şekildedir diyor. Yanımıza çekeriz ki dışarıya zarar veremesin şeklinde. Tabii Türk devletinin derin aklında en tipik yapılar vardır. Tabii hükümet etmenin aklında değil, bakın devletin aklında. Devlet, kimi devletin uzağındakiler aslında çok yakınındadır. Kimi yakınındakiler aslında çok uzağındadır. Hı hı. Yani devletin aklı apayrıdır. O böyle herkes aktualiteyle falan da ölçülmez. Aktualite bu işlere yetmiyor. Onu bilenler bilir. Çok gizemli de değildir. Ama bu Anadolu'ya yerleşme biçimimiz bizim 1000 yıldır. Geliş biçimimiz ve burada kalış biçimimiz. Biz burada defalarca buradan kovalanmak üzere saldırıya uğradık. İstanbul hakeza en son fethettiğimiz bir yerdir. Ve İstanbul'u muhafaza etmek bizim görevimizdir. CHP'li kardeşimizin de görevidir. Evet. İyi Partili kardeşimizin de görevidir. Kesinlikle. Bizim doğrumuz onun doğrusu olmak zorunda değildir. Onun doğrusu bizim doğrumuz olmak zorunda değildir. Bir geminin içerisinde asgari müştereklerde hep her türlü anlaşabiliriz. Biz komşularımızla iyi anlaşan bir milletiz. Bakın o seçmenlerin çoğu birbirleriyle komşu. Birbirleriyle diyalogları da mükemmel. Demek halk bu işi çözüyor. Yukarı doğru çıktıkça çözülmüyor. Sıkıntı var. Daha hocam onunla ilgili güzel bir örnek. Biz sandıkta, ben de görevliydim. Şimdi evden börek pasta getirmiş CHP'li müşahit. AK Partili, İYİ Partili, MHP'li müşahitle paylaştı. Sonra AK Partili müşahit gitti, aşağıdan çay getirdi, diğerlerine ikram etti. Bu akşama kadar böyle devam etti. İşte parti yetkilileri bir su getirdiğinde hemen müşahit diğer arkadaşlarımıza da vereceğim diyerek onlara verdi. Oylar sayıldı, herkes dağılırken sanki bir yıllık bir yolculuk yapılmış gibi kucaklaşıldı. Ya halkta bir problem yok. Bu aslında 20-30 senedir böyle. Ben şimdi siz onları anlatırken çok eskilere, Refah Partisi dönemine gittim. Yani bundan 30 sene önce de gerçekten müşahitler arasında o muhabbet hep vardı. Vatandaşta vardı. Yok zaten. Apartmanda, aynı apartmanda. Şimdi çay ocakları bunun en güzel fotoğrafıdır. Çay ocağına gittiğinizde ya sizinkiler şöyle yaptı, sizinkiler böyle yaptı. Hep tebessümle. Hı-hı. Ya nasıl kazandık ama falan diye. Biraz tavanın gerdiği bir ortam var ama tabanda yok. Tabii. Onu, emperyalist ve dış güçler diyeceğim yine. Yani onların çözemediği herhalde bu. Değil mi? Biz de bunu, çözemedikleri bunu, bu. Bunu bana Almanya'da hapishanede BND BND konuşturucuları sürekli sorarlardı. Sizde çok enteresan bir manevi, yani manevi demiyor onlar tabii, bilmediğimiz bir güç var. İşte bizdeki görünen bu. Yardımseverlik. Birbirimize düşünün yani Batı'da İki kişi yemeğe gittiği zaman ikisi de parasını ödüyor. Kendi yediklerinin parasını ödüyor ve de çok ciddi hesap yapıyorlar. Şu Alman usulü denen şey değil mi? Aynen öyle. Ama bu genel bir kaide, yani kültür bu işte. Bakın evet. Bir medeniyet veriyor. Bireysel. Bizde medeniyetsizlik diyelim. De yani bir CHP'li arkadaşın evine veya iş yerine bir AK Partili gitmiş olsa onu kahve içmeden bırakmaz ki. Veya İYİ Partili. Bunu yemekten sonra. Ya. Veya HDP'linin bile, bakın seçmende hiçbir şey yok. Hı hı. Zaten sıkıntı şurada. Seçmenle yukarı idareyi karıştırmak. AK Parti'de de ciddi sıkıntı bu bence. Evet. Bakın onu Tayyip Bey son bir haftada düzeltmek istedi. Düzeltmeye çalıştı bence ama hakkıyla seçmen onu almadı. Seçmen her yere verebilir. Demokrat bir ülkeyseniz hepsine verebilir. Hı hı hı. Sizin PKK ile mücadelenizde ne kadar illegal ilintili de olsalar burada siyasi bir çalışma yapıyorlar. Siz o siyaseti siyaset alanında çürütün. Orada da silahla tepesine vurun. Vuruyorsunuz da zaten. Ama onun seçmenine terörist dediğiniz zaman adam onu yanlış alıyor. Evet. Bunu anlatmanız şart. Yani demek ki yukarının söylediklerini aşağısı farklı alabiliyor. Aslında anlatıldığı zaman ve özellikle hep doğu bölgelere devletin işte yıllardır yatırım yapmamasından dem vururlar ya. Mesela özellikle Şırnak tarafında yapıldığı zaman oradaki halk işte bunu gördü. Şu an AK Parti kazandı orada. Şimdi şöyle üstadım, bence öyle bakmayalım. O bizi kandırır. Ben Güneydoğu bölgesinde hem Urfalıyım hem de o bölgede GAP'ta çalıştım. Devlet o bölgeye Batı'dan daha büyük yatırım yapmıştır. Kesinlikle. Ve 5 yıllık planlar halinde yapmıştır.
hükümetler değişecek olsa bile onlar değişemezdi. Bu kadar güzel yatırımlar yapıldı. Ama orada insanın eğitimi, insanın yaşama ve birlikte yatırım yapma eğitimleriyle ilgili devletin ve hükümetin eksiklikleri çok. Bakın bunlar tamamlamak ayrı şeyler. Ben hep diyorum ya, burada inşallah bir gün onu konuşalım. Bakın devlet olmak ayrı şey, hükümet olmak ayrı şey, rejim ayrı şey, sistem ayrı şey. En büyük mesele Türkiye'nin en büyük meselesi. Sistem, sistemik yapı bir vücut gibi, kainat gibi. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin içerisinde ahenkli bir sistem değil mi? Evet. Samanyolu kainatın içerisinde ahenkli. Ya biri birbiriyle bir tecavüzde birbirlerine bulunmuyorlar. İnsan vücudu sıhhatli bir şekilde beslenirse yaşlanabilecek, ömrü yetebilecek süreye kadar arızasız yaşıyor. Evet. Çünkü damar sistemi var, adale sistemi var, sinir sistemi var, kemik sistemi var. O sistem var sistem ve birbirlerine de tecavüzde bulunmuyorlar. Hiçbirinin sınırına geçmiyor. O kadar ahenkli. Devlette de bunu kurmak mümkün. Biz 1000 yıllık sistemi halledemedik. Bakın devleti hallettik, hükümeti hallettik. Rejimleri de deniyoruz. 15 rejim denedik Alparslan'dan bu yana, Selçuk Bey'den bu yana. Rejimlerle de olmuyor. Demek sistemik yapıyı kuramıyoruz. Sistemik yapı nedir? Birey, aile, mahalle, toplum, devlet, devletin kurumlarının, şablonlarının üst üste oturması. AK Parti bunu meclisten geçirdi. Başkanlık sistemiyle bunun altyapısını oluşturdu. Sistemi kurmak üzere ama basit şeylerle uğraşıyor. Sistemini bile anlatamıyor. Bugün başkanlık sistemi tartışılır hale geldi. Evet. 20 yıl önce kırmızı bir kitap olarak önümüze koyulan başkanlık sistemi buna geçilecek diye. Bu Tayyip Bey'e ait bir sistem değil bu yani. Tabii aynen. Abilerle biz bunları sabahlara kadar konuştuk. Bu 20 yıl en geç, daha arkası var, çalışılmış. 1960'tan bu yana Türk Milli Başkanlık Sistemi'dir aslında bunun özü. Ve de, kitabı da çıkarmıştınız. Aynen. Ve de en başarılı olduğu yerde başarısız bir şekilde sunuluyor. Şu anda sistem başarıyla bakın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1000 yıldır son 200 yıla göre en güçlü zamanında. Sistem oturdu mu hocam şu an? Sistem oturmadı. Onu söyleyeyim. Yani sistemin oturmamasını nasıl anlatacak? Şöyle, zaten sistemde kullanılmayan birçok enstrüman da var şu tabii, anda. Tabii sistemik yapının bakın, proje doğruydu, sistemi projeyi uygulayamıyor. Yani orada halk sistemin içeriğine vakıf olduğundan vermedi. Halk orada Tayyip Erdoğan tamam sen böyle diyorsan bunu da yapalım diye verdi. Tabii. Yani ama sistem, projeyi biz biliyorduk. Tabii onu söylüyorduk. Halk nezdinde halk nezdinde aynı halka şu an deniyor ki bu sistem oturmadı. Halk da diyor ki değişsin o zaman. O zaman değişsin diyor. Evet. Bravo. Şu bunun, an gelinen o. Aynen. Şurayı ekleyeyim. Bunun derinliğini bilmiyor. Yoksa bu proje yapıldığında Türk Milli Konsepti yapmıştı bu projeyi. Buraya bunu siyasi olarak birisi yürütmesi lazımdı. Tabii. Tayyip Bey de siyasi olarak bunu yürüt dediler. Yoksa vazgeçilmişti. Biz de evet. Bir dönem yazı yazdık bununla, tetikledik bunu. Türk Milli Başkanlık Sistemi, ben direkt ismini verdim. Millet tabii ayar çekti. Milli Başkanlık mı diyelim falan. Ben hiç umurumda değil. Türk Milli Başkanlık Sistemi biliyorsunuz. İsmail Hakkı Danışmendi'nin de Türk Milli Demokrasisi diye bir kitabı vardır. Türklerde demokrasi. Bu akla geleceğiz biz en sonunda yani. Hı hı. Basit bir şey söylemiyoruz biz. Tabi 15 tane rejim değiştirdik bir sürü. Bir kadim akıldan bahsediyor ama tabi bunu hep tedrici üslubuyla güzelle veriyor. Ben biraz hani bazen kestirmeden şeye geliyorum. Bam teni ondan sonra bırakıyorum altı dolsun diye. Bu proje 40 sene evvel yapıldı. Koyuldu, kitapları yazıldı, projeleri çizildi, altyapıları yapıldı, işte bölümleri, kurumlar, kuruluşlar. Biz bunların haritalarında geçenlerde bir yenilenmesini yaptık. Evet. Peki tam geri çıkarılmıştı, bir yazı yazdık biz, tetikledik. Türk Milli Başkanlık Sistemi'ne girmez. Devlet Bahçeli Bey çıktı, aradan bir ay, iki ay geçmedi, Türk Milli Başkanlık Sistemi'nden dönülemez dedi. Tayyip Bey ile MHP'nin bir programda söyledik, MHP ile dedik AK Parti'yi mutlaka bir araya getirin. Sıkıntı şu dedik, AK Parti'de milli ruhta bir rahatsızlık var. PKK'lı kesim, HDP'li kesim çok girmeye başlamıştı. Bugün CHP'ye girdiği gibi açık konuşmak lazım. Ve AK PKK'lılar diye bir terim oluşmaya başlamıştı. Dikkat ediyor musunuz o zamanlarda? Ve birçok konferans iptal edilmişti o dönemlerde. Bizim konferanslarımız da dahil olmak üzere. Van Moon'u çektiğinde Tayyip Bey İsrail'in şifresi konferansı vereceğimiz zaman otel bombalanacak diye
oteldeki AK Parti yapacağımız konuşmalar engellendi. Çünkü o AK PKK'lı çizgisinden çıkmasını istemiyordu küreselciler. Sonra toplayalım, milli damarda zaaf olunca dedik ki MHP ile bunu birleştirin, millilikten biraz alsın. Ama MHP'de de manevi damar zayıflamıştı. Buradan da dedik içeride sağlam kalmış Erbakan Hoca'nın talebelerinden, onları kastediyorum, evet, diğerlerini kastetmiyorum, sağlamcılardan, evet, manevi kanamı destekleyin. Bu ikisinden dedik bir yapı çıkar ve başkanlık sistemini bu yapıyla birlikte donatın. Ama Elinoğlu boş durmuyor tabii. Elinoğlu'nda format atmanın bu yapının içerisine, şirazeden çıkmanın ayarını yaptı. Burada hemen konuyu verelim, sekülerizm silahını kullandı. Yani içerideki para, rant silahını kullandı. İçeride kalmış yapıyı özellikle para ve rant mevzusunda zaaf gösterdi. Halk bunu gördü. CHP'ye yanaşınca CHP'de dedi denize düşen yıllara mı sarılacak dedi tabiri caizse. Evet. Dur dedi. CHP bu psikolojiyi çok iyi okudu. Yani Gustav Le Bon'un dediği gibi kitleler psikolojisini çok iyi okuyor. Çünkü dışarıdaki istihbarat geçmişi geleceği çok iyi analiz edip rapor sunuyor bunlara. Canan Kaftancıoğlu gibi sözcüleri var bunların. Açık konuşmak lazım. Aa dedi, 60 sene dedi CHP'nin kadim yapısından oyalamazsınız. Din düşmanlığından oyalayamazsınız. Ne yapacaksınız? Sağdan sağa yakın bir çocuk getireceksiniz. Milliyetçiliğe yakın bir çocuk getireceksiniz buraya dediler. Hı hı. Ve onu mazluma mağdura düşüreceksiniz. Oylar salınmamıştı. Erkekçe söylüyorum, bileni bilin bir buçuk, en az %1,5 fazla oyu vardı ilk seçimde. Ama biz de sustuk. Niye sustuk? Çünkü yani AK teşkilattaki Parti... sisteme göre zaten Binali Bey daha açıklanmadan kazandığını söyledi ki kurmayları öyle söyledi. Değerli, yani bir şeylere dayanarak, donelere dayanarak o cümle kurdu. Değerli istihbarat uzmanları işi daha iyi bilir. Ben bir şey söylüyorum. Ben başka kanaldan da biliyordum. Ama bir kere daha mağdur işi, bir kere daha burnu sürtülmesini istedik. Ya daha seçimler olmadan evvel erkekçe konuşmamız lazım. Burada toparlayayım. Devlet psikolojisini, özel harbi iyi bilen birileri dedi ki AK Parti'yi cezalandırmak lazım. Gönülleri milli muhafazakar yapıdan olmasına rağmen. Bunlar milliyetçi temelli insanlar. Cezalan 3 şehirde kaybettirmek lazım dediler. Ama dahilleri olmadı. Yani toplumun psikolojik harbine dahil olarak çekildiler. Çekildiler. Bu zaaf, bu rantiyeci bilmem ne görünsün. Kendine çeki düzen versin. Bu milletin evladının milli örf ve ahlakından uzaklaşıyor. Türban başına takabilirsin. Sarık cübbe bırakabilirsin. Ama ahlak kalmadı. Evet. Sekülerizm aldı başını gitti. Hı hı. Aile dedi ki biz içi boşaltılmış. Bir muhafazakarlık yaşayacağımıza hiç yaşamayalım arkadaş. Bu sefer de diğer taraf psikolojik harbi yaptı. Milliyetçi muhafazakar ama soldan olsun. En azından orada bulamadığımız ahlakı burada bulalım. Dediler. Şimdi CHP size verdik mi kuzuyu? Hı hı. Buraya siz oy verdiniz. Mağdur edebiyatıyla da biraz işledim. Şimdi arkasını dolduracak. Bak ben demiyorum Ekrem Bey'i tanırım. Karadeniz'de Trabzonlu hemşerimdir. Siz de mi Trabzonlusunuz? Trabzonluyum. Bir şey söylemeyeceğim. Yani belki bir taraftan akrabalığımız da olabilir. Demek İstanbul'da olduğu gibi burada da... Yani burada da Trabzon'da ülkenin bir zenginliği olarak. Bırakayım, çok güzel analiz gidiyor. Evet. Şimdi yanını dolduracaklar. Hı. Dolgular. Yani kuzuyu verdik. Arkasından yapı, o kadim yapı, yani o evet, zihniyet, din başlamadı mı? LGBT göstericileri başlamadı mı? Daha hızlı. Bartolomos, şu anda hızlandı. Sıcağı sıcağına Bartolomos gelmeye başlamadı mı? Evladım mevladım, hı hı, ayakları başlamadı mı? Tüsiyat. Tüsiyatı gelmeye başlamadı mı? Evet. Yakın çekim yani kumpas, kontrol altına al. Belediye saç ayağı gibi. Tabii. Sandık. Orada ikon yapacaklar onu. Dokunma, başkan böyle istedi diyecekler. Ve yapı kurulmaya başlayacak. Şimdi Türk milli derin adevlet aklı. Şu açık buraya bırakayım. Hep şey yapmayayım. İmamoğlu'nu mutlaka bilgilendirmeli, belgelendirmeli. Bak bu milletin içerisinden iyi niyetli seni çıkarttılar. Fakat sağını solunu yeterince iyi tanımıyorsun. İşte, veya cesaret bulamayacaksın. Korkma ben yanındayım. Bir stratejik plan bu olabilir. Evet. Buyurun. Yani sen benim malımsın, benim evladımsın. Bak sana yapılan servis gibi ben de sana servis yapabilirim. Bu işte diyelim ki beğendiğimiz veya beğenmediğimiz kaynaklar. Birisi TÜSİAD'ı temsil ediyor, şurayı temsil ediyor, burayı temsil ediyor. Ama o servisi farklı bir şekilde yapmak gerekir. Çünkü insan etkilenen bir varlıktır. Peki ben Mahmut Bey'e de söz vermek istiyorum.
Şimdi güzel analizler oldu burada. Onun hepsini toparlayacak değiliz tabii de. Genel hatlar itibariyle katılıyor musunuz? Şimdi hocam bir İmamoğlu güzellemesi içerisinde girdiği için oraya katılmıyorum. Yani İmamoğlu'na tabii ki hayırlı olsun ve başarılı olması için dua edeceğiz. Mansur Yavaş da, İmamoğlu da, AK Partili belediyeler de başarılı olsun ki bu memleket kazansın. Bizim yani partici bir kafayla başarısız olsun demiyoruz ki AK Parti bundan sonra eğer bütün stratejisini İmamoğlu'nun başarısızlığına yönetmişse orada da bir siyasi hata var demektir. Şimdi ben İstanbul seçimlerini şöyle yorumluyorum. Diyorum ki Tayyip Erdoğan bir siyasi şey kurdu, kulvar. Dedi ki ben siyasetimi halk ve batıl üzerinden kurarım. İşte başkanlık sisteminde de sağın oyu her zaman için %70, %60 olmuş. Sol %30, %40'da kalmış. Dolayısıyla biz halk ve batıl çizgisinde siyaset üretiriz. Bunu dillendiririz. Ve halkımız da sağ kesim bize tamamen oy verir. Yanımıza MHP'yi de alarak. Burada sizin dediğiniz eğer üst akıl varsa ya da Kılıçdaroğlu'nun aklıysa, CHP'nin aklı ya da CHP'nin üstünde... Onların aklı değil. Ya da onlara akıl dışarıdan destekli akıl. Evet, akıl veren kimse çok başarılı bir akıl. Evet. Tayyip Erdoğan'ın hak batıl çizgisini bozmak için Saadet'i CHP'ye yaklaştırdılar. İslami kesimi, İslamcı camiayı. Yine ülkücü, milliyetçi kesimi İYİ Parti ile CHP kanadının içine aldılar. Çok. Ve HDP'yi de, Kürtleri de, Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partiyi de alarak Tayyip Erdoğan'ın stratejisini, siyaset manevrasını çökerttiler. Çok güzel. Şimdi bu... söylenecek sözlerden birisi ama ben sadece burada İmamoğlu'nun bir başarısına ya da üst aklın oyununun ya da kurgusunun net başarısı olarak görmüyorum. Anadolu'dan bir ilçeden örnek vereceğim. Anadolu'da bir ilçe bir vatandaş %1 almış MHP'nin ve AK Parti'nin kalesi olan Anadolu'da kalesi olarak sayılan bir ilçede gidiyor. İttifak var orada. Hem MHP hem AK Parti ittifak kuruyor. Bir vatandaş o memleketten, Ankara'dan kalkıyor seçime çok az bir süre kala. Oyu %1 olan, 150 oy alan, yani 30-40 bin oyu olan bir ilçede 150, sadece 150 oy alan bir partiden aday oluyor. Evet. Halka gidiyor, anlatıyor kendisini. Anlatma da tanıtmaya yönelik. Halk bu arkadaşa kendi partisinin 10 katı, 20 katı, 30 katı fazlası oy veriyor. Yani 10 bin küsur oy alıyor. Şimdi bu arkadaşın siyaset şeyine baktım ben, dokümanlarına ne söylemiş? Halka söylediği bir şey yok. Halk AK Parti'ye kızmış. Evet. Halk ilçe başkanına kızmış, il başkanına kızmış, halk belediye başkanına kızmış, meclis üyesine kızmış. Demiş ki senin şu yanlışlarını gördüm. Onun karşısında da kim var? İşte daha dün halkın tanımadığı bir aktör geliyor, ona vermiş. İmamoğlu da bir anlamda sadece vaat ettikleri ya da üst aklın PR'ıyla getirdikleri bir model olmasından ziyade AK Parti'ye verilen oyların tepki oyları kazandırdı. Ben sürekli gençlerle beraberim. Yani benim sorsanız mutlaka bu genç arkadaş yıllardan beri tanıyorum. Kime verdi deseniz sormayacak kadar AK Parti'ye vermiştir dediğim gençler İmamoğlu'na verdi. Niye verdi? Gerekçesini sayıyor. Şimdi iki gün önce Hülya Nergis, Kayseri milletvekili, İstanbul Sözleşmesi'ni takip eden milletvekili bir tweet paylaştı. AK Parti nereden kaybetti ve neden kaybettiğini en güzel fotoğrafı. Şu an tweet şeyinde, profilinde duruyor. Dedi ki işte İstanbul Sözleşmesi'nin etkin halde uygulanmasına yönelik komisyon toplantımızı yaptık. Şu derneklerde katıldı dedi. Bu tweetin altında İslami camianın ya da AK Parti'nin tabanı sayılacak bütün STK'ların, yazarların, aydınların, gençlik örgütlerinin, hanımefendilerin, beyefendilerin yüzlerce tweet'i var. Orada insanlar şunu haykırıyor. Hanımefendi, siz yanlış yapıyorsunuz, siz inat ediyorsunuz, ısrar ediyorsunuz, AK Parti'nin altına uyuyorsunuz. Biz AK Parti'ye oy verdik, bu inatla ve ısrarla devam ederseniz size oy vermeyeceğiz diyor. Şimdi ben bakıyorum her gün belli aralıklarla girip tweet'e hanımefendi ne cevap vermiş diye. Hanımefendi umursayıp bir cevap vermediği gibi herhangi bir açıklamada da bulunmayıp İstanbul Sözleşmesi gibi tehlikeli bugün LGBT kalkışmasından bahsediyoruz. Yani kalkışma yani LGBT herhangi bir özgürlük eylemi, cinsellik tercihi falan değil. Artık bu ülkede LGBT, PKK nasıl bir kalkışmaysa, FETÖ nasıl bir kalkışmaysa, İZİ ayaklanması nasıl bir kalkışmaysa
daha beter bir şekilde bugün bu ülkenin gündemine gelmiş durumda. Ve şimdi, bunun Türkiye ayağında şu anda maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Şimdi bunun Türkiye ayağını Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Oraya geleceğiz ama LGBT'ye alan açan kanun maddesi, oradaki İstanbul Sözleşmesi'nde hangi partilerin imzası var? Evet. Kardeşim, MHP'nin imzası var, HDP'nin imzası var, CHP'nin var, AK Parti'nin var. Türkiye'de siyaset kurumu hiçbir şeyde milli ve yerli hiçbir şeyde birleşemediği kadar İstanbul Sözleşmesi diye çok tehlikeli ve gelecekte de Türk aile kurumuna bomba niteliğinde olacak bir anlaşmada birleşiyorlar. Yani Abdurrahim Karakoç'un bir sözü var, şiiri var işte, birleşin ey secde-i Rahman'da birleşenler. Yani secdede bile birleşemeyenler geliyorlar İstanbul Sözleşmesi'nde birleşiyorlar. Şimdi AK Parti eğer... Şimdi siyasetin sonucu olarak dert çıkarmadan bahsediyoruz ya, ben sadece İstanbul Sözleşmesi'ne bakacağım. AK Parti'nin ilçe teşkilatını almış, il başkanını görevden almış, işte bakanlar kurulu değişmiş falan. Hayır. Benim kriterim şu: AK Parti bu seçimde çıkardığı ders olarak İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Hepimizin katıldığı, STK'lara katıldığı bir iftar vardı. Cumhurbaşkanımızla bir istişare toplantısı. Yani AK Parti'yi iyi günde, kötü günde, zor günde, Tayyip Erdoğan öncesi milli görüşü, onun öncesinde Özal'ı desteklemiş, sağın bütün renklerini kuşatan STK'ların olduğu toplantıda, Haliç Kongre Merkezi'nde herkes mikrofonu eline aldı ve Cumhurbaşkanımıza isteklerini, taleplerini dile getirdi. Orada İstanbul Sözleşmesi anlatıldığında bir arkadaşımız kalktı, çok güzel bir şekilde etraflıca anlattı. Bu, dedi, aileye dinamit koyuyor, bu toplumu mahvediyor, lütfen, dedi, bunu iptal edin. Cumhurbaşkanımız orada çok makul ve mantıklı bir şekilde, bir siyasetçi aklıyla da dedi ki, nas değildir, elbette değiştirilebilir. Şimdi Cumhurbaşkanı nas değildir, elbette değiştirilebilir diyor. Bir milletvekili inatla ve ısrarla bunun daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar yapıyor. Kim bu milletvekili? Kayseri milletvekili. Kayseri'deki gazeteci arkadaşlara sordum, kim bu yani, ben bir Kayserili olarak tanımıyorum. Nereden çıkmış, ne zaman bu gücü kendisinde almış? Cumhurbaşkanının değiştirilebilir dediği şeyi daha da güçlenmesi için çalışmalar yapıyor. Yani birazcık özgeçmişine baktığınızda Cihan Hukukçular Derneği. Kim Cihan Hukukçular Derneği? KHK ile kapatılan FETÖ'nün bir kurum, hukukçu derneği. Şimdi kimle dans ediyor? Hani çok meşhur tabirle halkımızın da anlayacağı ve siyasi büyüklerimizin de kullandığı gibi at izi it izine karışmış durumda. İstanbul, ya sadece İstanbul ve Türkiye değil, aynı zamanda AK Parti'nin de oyma adı. Kesinlikle. Bakın mi? Şunu açıkça yapalım, söylüyorum. Eğer İstanbul Sözleşmesi'nde inat ve ısrar edilirse sadece AK Parti değil, ülke zarar görecek. Aile kurumu zarar görecek. Zaten AK Parti diye bir şey kalmayacak. Yani AK Parti bunu çok iyi bir şekilde temizlemesi ve bu ısrardan dönmesi gerekiyor. Milletvekili de en azından kendi paylaşımının altındaki tweetleri okuyarak diyecek ki, kardeşim, biz halka rağmen bir şey yapamayız. Halka rağmen bir şey yapamamanın adıdır zaten AK Parti ve siyaset. Evet. Bundan vazgeçiyoruz diyecek. Ben biraz olaya böyle bakıyorum. İmamoğlu'nun başarılı olması noktasında da, şimdi İmamoğlu TÜSİAD geliyor kendisini ziyarete, İmamoğlu hemen MÜSİAD'ı ekliyor. İmamoğlu televizyona çıktığında diyor ki, işte sizin bir vaadiniz var STK'lara karşı. Yok diyor, ben belli başlı STK'lar olmasına karşıyım. STK'ları kucaklayacağız. Belli cemaatlerle bir araya geldik. Yani eğer İmamoğlu... Kadim bir geçmişe sahip tarikatlar var diyor, cemaatler. Onlarla konuştuk, oturduk, konuşmaya da devam edeceğiz diyor. Şimdi İmamoğlu'nun stratejisi eğer kendisine oy vermeyen %45'i eritmek ve onları kucaklamak üzere olursa AK Parti'nin işi zor. Diyecek ki, AK Parti'ye oy veren vatandaşımız ne diyor? Bu adam abdestli namazı diyor. Bu da diyor ki, ben de abdestliyim, namazıyım. Ama diyor, o Yasin ok, ben de okuyorum diyor. O diyor, başörtülere saygı, ben de saygılıyım. Şimdi malzememiz ne olacak? İşte ama o Marmara yaptı, ben de yaparım. Şimdi ne olacak? Eğer bu stratejiyle gelirse, kendisine oy vermeyen muhafazakarları, sağ seçmeni ürkütmez ve onları kucaklarsa, İmamoğlu siyasette mesafesi, süresi uzun süreli bir aktör olarak hepimizi karşılayacak. Ama şöyle bir tehlikesi de var. İktidar, AK Parti'nin de imtihanı, CHP'nin de imtihanı.
MHP'nin de imtihanı. Şu an imtihanıyla baş başa. Neden baş başa? Mecliste gördük. Çıktı PKK milletvekili, dedi ki işte sizi PKK kazandırdı. İyi. Yarın İmamoğlu'na diyecek ki, yarın İmamoğlu'na diyecek ki işte İspark'ta bize şunları vereceksin. İşte az evvel değindiğim mevzular. İktaş'ta bize şunu vereceksin. İmamoğlu diyecek ki ya işte bir siyasi planlama yapıyoruz. Belediye planlamamızda, sekreterimizle görüşmemizde böyle bir yer yok. O da çıkacak diyecek ki ey İmamoğlu, PKK seni kazandırdı, PKK'ya mecbursun diyecek. Öteki taraftan İyi Parti çıkacak, diyecek ki İyi Parti'ye mecbursun. Eğer bu karmaşayı, bu kaosu akıllı ve stratejik bir şekilde yürütürse İmamoğlu'nun siyasi ömrü, kaderde eğer daha ilerisi varsa onu kader tayin eder. Ama büyük yanlışlar da yapacağına ben inanıyorum. Evet. AK Parti'nin burada akıllıca, daha mantıklı, daha oturmuş bir şekilde dedik halk nasıl olsa beni destekler mantığından çıkarak akıllı siyaset üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve şu an sahaya girdiğimizde gördüğümüz vatandaşın söylediği şey şu: 10 yıldan beri, 15 yıldan beri AK Parti'den bize kimse gelmedi. Ya şimdi kim dokunursa bu halk kendisine dokunan kişiye dönüyor, karşılık veriyor ve dönüyor. O dokunmayı şöyle de görmek lazım. Araya gideceğiz. Tabii. Cümlenizi tamamlayın. Yani halka dokunmak önemli. Halka fikirlerinizle, eylemlerinizle ve sistemik yapınızla da dokunmak önemli. AK Parti'nin sistemik yapısında bir karmaşa ve kargaşa hissediliyor. İşte aileyle ilgili konu. Enteresan eğitimlerde, bir eğitimde değil mi? Yaşanan hep yaşanıyor, sonra tedbir alınıyor. Halbuki sistemik yapı kurulduğunda bunlara teşebbüs dahi edilemez. Çok önemli bir cümle. Anladınız. Sizin bu mefkürenizi sistemleştirmeniz lazım. Sizin kızıl elmanız var. Günübirlik bir politikayla değil. Tabii. Siyaset üstü deniyor. Evet. Abinin attı. Evet. Yani siz 1000 yıllık bir hedeftesiniz. 1000 yıla göre parti programı yapmalısınız. Hı-hı. Geçici programlarla olmaz. Sizin programınız kimseye benzemez. Medeniyet iddianız var ise. O iddiaya göre de teknokrat, sistemik bürokrat ve bürokrasiyi planlamanız lazım. Onlardan şikayet edemezsiniz. Bakın, başkanlık sistemi güzel giderken bir anda halk sıkıntı çektiğini hissediyor. Değil. Ya o kadar mükemmel şeyler yapılıyor ki. Bugün Rusya'ya, Amerika'ya, oraya buraya kafa tutar duruma gelmişsiniz. Bu kadar imkansızlıkta. Şimdi bakın, siz demek, sizde bir kabiliyet var, devlet kabiliyeti var. Biraz devlet, hükümet, ordu, millet yan yana geldi mi devasa bir şey yapıyorsunuz. Sadece bunları yan yana getirmez. Ama bunları yan yana getirmek yetmiyor. Sistemik yapınızı kurgulamanız gerekiyor. Sistemik yapınızın, bu batıdaki sistemik yapının bir aklı var. Bir mantalitesi var. Mantal, yorgunluk dediğimiz yorgunluğu atmak, İslam'ın bu Maturidi anlayışındaki mantaliteyi yerleştirmek lazım. Bakın, Türkiye'de 15 milyona yakın Alevi ve Bektaşi insan var, taban var. Onlarla temas halindeyiz. Dergahlardan gelmiş insanlar. Dergah, ocak kültürü, 210 ocağın milyonlarca üyeleri var. Sizin kendi tabanınız aslında. O hata Yeniçeri'yi lav etmekle belki yapıldı. Tabii o yapılmasının Yeniçeri, sebebi o. Yeniçeri Bektaşi dervişlerinden oluşan bir yapıydı. Yeniçeri çok özel insanlardan oluşan bir yapıydı. Kesin. Onu aslında onlar da başı başına bir program olabilir o. Türkiye'deki Alevi ve Bektaşiler Büyük Cihan Devleti'nin kurulması için rüyalar gören insanlar. Şimdi bana belki birçok insan diyecek ki hocam sen ne diyorsun ya, böyle şey mi olur? İnanın işlerine girin, bunu görüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bir Alevilik programı yapmak lazım. Kesin. Evet. Peki. Bir... Ali gibi Alevilik. Eyvallah. Ali gibi olmayanı da yaparak Ali gibi olanların İnşallah. Kıymeti bilinsin. Onları da anlatmak lazım. Yani, o çizgiye getirmek lazım. Nasıl bir sünniyi kendini o çizgiye getirmesi lazım Resulullah çizgisine. Ali, orayı da Ali gibi Alevilik'e getirmek lazım. Asıl şey Maturidi çizginin Türkiye'de güçlü bir şekilde yeniden gündeme gelmesi gerekiyor. Diyanetin bile bu konuda zaafları olması aslında tabanın, zeminin kaymasına sağladım. Bu çok mühim. Bugün Alevi ve Bektaşi cemaatinin itikadı Maturididir. Ahmet Yesevi Hazretlerinden Hacı Bektaş Veli ve Maturidi koludur. Bakın, bizi birleştiren bir konu var. CHP veya AK Parti tabanının birbirine müthiş düşman olmasına gerek yok. Onların
arzuları aynı, yolları farklı. İşte o zemini oluşturmamak için, buluşturmamak için Maturidi çizgiyi kesinlikle. Ve kaymalar... Maturidi olmalı. Çizgi ve Maturidi akıl, mantalite. Bakın evet. Maturidi'yi bir itikatla beraber bir yaşam stili olarak düşünmek lazım. Bugün dünyadaki yaşadığımız şu anki bakın masa başında oturmak, yemek yemek, uyumak, kalkmak biçimimiz ne? Katolik anlayışı. Biz Katolik anlayışına göre her işi yapıyoruz bakın biliyor musunuz? Müslümanız diyoruz ama her şeyimiz Katolik anlayışına ve yaşam biçimine göre. Amerika'daki evangelistler bu Katolik anlayışını yıkmak için savaş yapıyorlar. Biz onu bile göremiyoruz. Zannediyoruz biz de yapıyorlar. Bizim yerimiz bile yok. Peki. Burada bir virgül koyalım evet. Derseniz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kısa bir aranın ardından değerli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Medeniyet tasavvurundan, İstanbul'dan, seçimlerden birçok konuya değindik esasında hocam. Benim dikkat çekmek istediğim ve sormak istediğim bir husus var size. Beyoğlu'nda bulunan bu Kırım Kilisesi'nde Avrasya'nın Nefesleri ESCD World adı altında bir Alevi Bektaşi Gecesi düzenlendi. Evet. Böyle bir şeyi neden gereksinim duyuldu ve orada neler oldu, neler yaşandı? Nasıl bir geceydi? Tabii hatırlar mısınız? Ondan bir iki hafta önce Ayasofya'da bir bale gösterisi vardı. Evet. Ayasofya'da bale gösterisi. Ve bu kilise İngiliz kilisesidir. Orada da biz Alevi-Türkmen deyişlerini okuyabiliriz. Bir enteresan kültürel cevap olabilir. Bir tane böyle bakabilirsiniz bu soruya cevaben. İkincisi, Beyoğlu Batı kültürünü temsil eden, sanat ve edebiyatı temsil eden bir mahaldir. İstanbul'da, eski İstanbul'da bu Fatih semti yani bu yaka İslam'ı ve Müslümanları temsil eder. Gayrimüslimleri de öbür taraf temsil ederdi. Her iki tarafta da hukukları vardı biliyorsunuz. Suriçi ve diğer taraf. Suriçi tabii yani Osmanlı'da cumhuriyette olmayan bir konu var. Herkes hukukuna göre yaşıyor. Evet. Müslüman, Müslüman hukukuna göre. Hristiyan, Hristiyan hukukuna göre. Dolayısıyla hukukuna göre de şartların, mekanın ve zamanın oluşması lazım. O zamanın ve mekanın oluştuğu bir yerdi. Bir de Batı'da Alisiz Alevilik diye bir müessese oluşturuluyor. Almanya kabul etti. Birçok memleket kabul etti bunu din olarak. Alevi ve Bektaşi anlayışı bizdeki, bizim literatürümüzde dergah anlayışıdır. Cem evlerinde Nakşi ve Halveti Hatme-i Hacegan'ı yapılır. Bakın daha dün Sarı Saltuk Cemiyeti'nin beyanı var. Diyor ki biz diyor Cem evlerinde Kur'an okumadan cem yapamayız. Yani Hatme-i Hacegan dediğimiz tarikat usulünü yaparken. Bu yani Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetleri okuruz, hadisleri okuruz. Ona göre devam ederiz. Ritüellerimiz var onları yaparız. Bu ritüelleri İslam'a göre yaparız. Ama Batı'da diyor ki Alisiz Alevilik dindir. Ve onu Pavlus, Avlus bilmem gibi isimlerle Hacı Bektaşi Veli'den tutun birçok mürşidin isimleri dahi değiştirilebiliyor. Evet. Bizim için de bir kilisenin metruk, burası devam eden bir kilise değil. Hı hı. Her sanat ve etkinliğinin yapılabildiği bir yer. Arkadaşım o işi düzenleyen kardeşim Nurullah Bey orayı bulmuş idi. Biz de orada uygun gördük arkadaşlarla beraber. Çok derinlikli ve çok entelektüel izleyicilerin olduğu. Çok özgün bir düşünce ve güzel bir proje. Yani. Evet. Çok güzel ve proje gerçekleşti ve talebi var. İstanbul Belediyesi İmamoğlu da bizden bunu talep edebilir bir daha. Talep ederse yaparız diyorsunuz. Yaparız. Görüşülmesi lazım. Yani farkında olması lazım. Talep bela ve cedena. Yani nedir? Bu şehir kültür, sanat ve edebiyat şehrimizdir. Medeniyet şehrimizdir. Hı hı. Biz bizden olmayan diye bir
kesim yoktur. Anadolu'nun tüm insanı aynı gemidedir. Sünnisi, Alevisi, Ehli Beyti, Ehli Sünneti veyahut da zımmisi veya gayrimüslimi. İstanbul aslında rücu etmek zorunda, geçmişe dönmek zorunda, medeniyet anlamında en azından. Abi bakın, bu bahsettiğimiz şeyler çok ilginç. İstanbul'un özü, İstanbul'un her şeyi. İki tane şey anlatacağım. İstanbul'da bu iki arkadaş. Biri Ermeni, biri Yahudi. Bir Ermeni arkadaşım bana dedi ki, Taha abi dedi, bak dikkat edin dedi. Çok cami yapmakla burayı dedi koruyamazsınız. Biz Ermeniler de bir zaman Anadolu'nun sahibiydik sizin gibi. Bir anda karpuz kabuğu ayağımızın altına nasıl geldi gittiğini anlayamıyoruz. Camilerin içini ve kültürünü doldurmanız lazım. Ama öyle bir kötü durumdasınız ki sizin elinizden gidiyor hem şehir hem Türkiye. Ben bir Ermeni olarak, bir Hristiyan olarak sizin adınıza üzülüyorum dedi. Bir Ermeni arkadaşım var. Bakın. Aklı selim. Çünkü sizler dışarıdakilerin gördüğü gibi değil, benim dedelerimin gördüğü gibi çok asil insanlarsınız. Ben hatta kendisini kimi zaman bana der ki, yani latife eder, bayramımızda, cumamızda, işte ben de cumaya kaç defa gittim biliyor musun abi diyor bana. Arkadaşımı kırmamak için gittim, benim Ermeni olmadığımı bilmiyordu, gittim. Yani şehir enteresan bir şehir. Aynı şekilde Yahudi arkadaşlarımız da var. Bir gün bir Yahudi arkadaşa sordum. Biraz da benden büyüktü. Osmanlıca yazıyordu. Abi dedim, bizim efsanelerimizde taşın arkasındaki Yahudi'yi öldüreceğimiz geçiyor. Ağacın arkasındaki Yahudi diyecek ki, ağaç diyecek ki, bak arkamda bir Yahudi var. Meşhur Gargat ağacı. Evet. Gel öldür bunu diyecek falan diye düşünüyoruz. Siz Yahudiler olarak bu düşüncemize ne diyorsunuz? David abiydi o. Ah kuzum dedi. Yani ben başka türlü kızacak zannediyordum. Nerede o Müslüman dedi. O Müslüman beni öldürsün. Ben dedi feda edeyim kendimi. Ama dedi o Müslüman yok ortada. Benim gördüğüm o Müslüman dedi sizin dedeleriniz farklıydı. Siz çok farklısınız. Aynı şeyi David Ben Gurion da diyordu yıllar evvel. Evet. O Müslümanlar nerede? Yani bunlar proje olarak bozuldu. Bu hale getirildi. Bunu konuşmak başlı başına bir mevzudur. Tabii. Evet, evet. Bu sistemik yapı, dünya sistemik yapısının finans sisteminden, sektörlerden, inançlardan başlayarak aşağı doğru dizaynının ne olduğunu bilmezsek bunları çözemeyiz. Çünkü... Peki, şimdi biraz G20'ye dönelim mi dilerseniz? Yani, olur, tabii. G20'de önemli konular konuşuldu. Trump'la Sayın Erdoğan görüşmeler gerçekleşti. Sayın Putin'le yine Sayın Erdoğan görüşmeler gerçekleştirdi. Tabii ki S-400 konusu gündemde, F-35 krizi gündemde. En azından S-400 için bir kriz demiyoruz. Artık önümüzdeki günlerde, belki önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye bütün parçaları gelmek üzere. Sayın İbrahim Kalın bu noktada gün veremem ama çok yakın diye bir cümle kullandı bu noktada. Ne düşünüyorsunuz? Şu anda Türkiye'nin birçok alanda uyguladığı stratejiler bağlamında ve özellikle Doğu Akdeniz'de yaşananlara karşı Türkiye'nin hamleleri nasıl? Çok teşekkür ederiz. Güzel bir platform oluyor. Hemen bir geçiş yapayım. Tabi kadim devlet aklıyla yeni bir medeniyetin ve devletin bu topraklarda fecr-i sadıka yaklaştığını ifade ediyor eskilerin şifreli tabiriyle. Hani bir fecr-i kazip, yalancı sabah diye bir tabir vardır. Yıllar evvel büyükler bir yalancı şafağın geleceğini, fakat ona aldanmayın, onun arkasından fecr-i sadık denen bu toprakların, bu kadim toprakların geleneğin bir final yapacağına işaret ederler. Ve bunu da fecr-i sadıkla kriptoladılar. Müspet manada söylüyorum. Yani naçizane bizim İsrail falan kripto işleriyle uğraştığımız için oraya bununla da bağlantılı. Şimdi 2022-23 sonrası bu fecr-i sadığı bekliyoruz. 90 yılında Özal'dan sonra ve AK Parti'nin de ilk dönem gelmesiyle birlikte bir takım muhafazakar, bu işi bilenler acaba dediler şafak atıyor mu? Orayı kapatıp geçeceğim, böyle bir ima vereceğim birilerine. Biraz bahsetmemizi onlar da ısrarla istiyorlar.
Hayır. Bu gitgellerin olması, yani her zaman bir benzetme yaparım ben. Mimar ve mühendisten önce sahaya operatör girer. Yani harfiyatçı girer. Evet. Bu dönem harfiyat dönemi. O yüzden güzel işler kadar kötü işler de oluyor. O güzel yıktığımız kadar yaptığımız da oluyor. Tam oldu diyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki tekrar işler kaosa dönüyor. Çünkü bu yalancı şafak. Biliyorsunuz yalancı şafaktan sonra hava bir kez daha kararır. Sabah oldu zannedersiniz. Sonra gün ama aydınlanma yakın olduğu alır. Andır değil mi? Burada ümitli olsunlar. Bana çok ısrar ediyorlar. Bu işi biliyorsunuz ama niye söylemiyorsunuz? Bu işi dedim sapsaman şapşeker hızır hınzır karıştırıyorlar. Birileri bu işe müdahale edip deformasyon yapıyorlar. Bunlara bir kısım televizyoncular bilerek yapıyor bunu dedim. Hı hı. Yıllarca Hazır Kıta diye bir program çektiğimizde hazırlıklı olun dedim. Meselelerin aslını size öğreteceğim. Beyin gücü nedir? Nükleer santral nedir? Metafizik istihbarat nedir? Parapsikoloji nedir? İlluminatisi nedir nedir? Sonra sahaya şeyler girdiler. Hızır hınzır sapsaman şapşekerciler girdiler. Hı hı. Burası benim eski camiamdır. Burada da görev yaptığım için iyi biliyorum. O zaman da çok değerli manşetler attık buralarda. Rahmetli Hasan Karakaya abi bunu günlerce bu yazıları manşete çevirdi. Allah rahmet. Rahmetli bence şehittir ki onun sırrı ortaya çıkacak. Suikasttır işlendi. Bunları göreceksiniz. Ne dediysem yıllar sonra çıktı. Hali rahmetli büyük bir mücadele veriyordu. Masonik ve fetişist yapılarla ilgili. Masonlacıların bugünkü FETÖ yapılarıyla paraleldir yani. Muhafazakarların içerisinden çalışılmıştır. Mason yapısı deşifre olduktan sonra bir süre sonra nedir? FETÖ yapısı çıkmıştır ortaya. Hem Müslümanlara bir travma geçiririz, hem de nedir o? Bir taşla iki kuş vururuz çünkü Masonluk deşifre oldu. Hı hı. Ama bir cemaatin üzerinden yapı tüm Anadolu'ya ve devletin kılcallarına yayabiliriz. Evet. Şimdi siz az evvel bir şey söylemiştiniz yolda gelirken de bunun mücadelesi siyasi kanatta şu anda tam verilmediği için siyasetin üstünde konuşuyorum. AK Parti'nin büyük sıkıntısı bu şekilde oldu zaten. Siyasette tam bunun mücadelesi verilmedi. Hala etkinler. Hatta ben bir tehlikeye bina etmiştim. Yanlış anlamasınlar. FETÖ'yü RT'ye verecekler dedim. Hatta beni bir gece özel birileri ziyaret ettiler. Dediler ki 15 Temmuz'dan sonra özel bir yere gittim. Dikkat edin dedim. FETÖ'yü RT'ye. RT nedir dedim. Tayyip Bey'in üzerinden yapılandıracaklar. Tayyip Bey'i ikon gibi yapacaklar. Fakat arsızlıklarını, uğursuzluklarını, hırsızlıklarını dedim. Başkan böyle istiyor deyip başkanın bile haberi olmadan icraatlarla yürütecekler dedim. Çünkü bunlara bir ikon ararlar. Hı. Onu dokunulmazlar yaparlar ve onun arkasından çalışırlar. O siyah beyaz mason hocalarındaki karolar da o işi işaret eder. Gece kapkara olacaksınız, gündüz şeffaf olacaksınız. Bu taktiği uyguluyorlar. Gelelim uluslararası stratejide bugün Doğu Akdeniz Havzası dahil olmak üzere F-35 mevzusu ve S-400 mevzusu. Ya uluslararası stratejiye baktığınız zaman S-400 çok büyük çaplı bir şey değil zaten. Adamlar S-9000'lere falan girmişler artık yani. O tarz füzelerin yapıldığı bir dönem uzaya çıkıyor. Uzaydan tekrar nedir o savunma sistemlerini kırıyor ve tepenize kadar gönderebiliyorlar bunları. Ve hatta hipersonik dedikleri sistemler geliştirdiler. Hipersonik dedikleri. Yani 3000 kilometre hızla giden şu anda füze sistemleri yaptılar. Geçti. Ne geçti? Bu kadar hızlı. Yani ama S-400 için Türkiye için önemli. Fakat dünya literatüründe silah sanayi sisteminde bu silah bu kadar önemli bir silah değil. Ama bizim için çok önemli. Yakın çevremizi korumak açısından. Buna rağmen bunu sorun yaptılar. Niye? Geçen Başbuğ da söyledi. Hani biliyorsunuz bizim tezat olduğumuz fikirlerimiz vardır Başbuğ'dan da. Hani Genelkurmay Başkanı iken ağlama duvarlar. O dosyaları açmayacağım artık. Ama doğru sözü ne söylüyorsa. Eğer dedi F-35'e dedi bu S-400'ü yüklerseniz dedi F-35 mantar olur. Çünkü o S-400'ün dedi vurulmasına göre programlanacak, yazılım yapacaklar buna göre. Şimdi Amerika'nın korktuğu şey bu. Bir de hayalet uçak olarak adlandırdı. Tabii tabii tabii. Ama bu tamamen fos çıktı. Fos çıkacak. S-400'ler onu görüyor. Çok güzel oluyor. Şimdi Cenab-ı Allah yeryüzünde dengeler üzerine yaratmış. Hı-hı. Eğer şu güçsüz oldum, güçsüz değil tamam yeni bir şeyler yapıyoruz ama yeterince masaya vuramadığımız bir dönemde Rusya'yı yanımıza almasaydık Amerika'nın şu anda icraatlerine boyun bükmüş durumdaydık. Mesela orada bir şey anlatayım. Buyurun da. Türk devlet aklında denge unsuru çok önemli. Batı ve Rusya dengesini Osmanlı kuramadığı an son 200 yılda Ruslardan yediği dayakla parçalandı. Batı'dan yediği dayakla değil. Evet. Bakın Rusya'yı çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Hazara bizim orada iki tane devletimiz var. Türk bayrağının içerisindeki, forsunun içerisindeki 16 devletten iki tanesi Rusya'da kurulmuş devlet. Hazara Devleti, Altın Ordu Devleti. Şimdi
Demek bizim bir zaman vatanımız. Bayrağımızda ve forsumuzda var. Sizin forsunuzda varsa tehlikesiniz Rusya için. Ama Rusya ile de sürekli iletişim içinde olmanız lazım. Evet. O iletişimi, dengeyi yönetemezseniz, bakın oradaki Türk dünyasını alıp elinizden götürdü. 100 yıllık bir mesafede kültür yozlaşmasıyla kaybettiniz. Halbuki burada büyük bir güçtünüz. Rusya bunu bilinçli yapıyor. Komünizm bile aslında oradaki Müslümanlar için yapılmış bir eylemdir. Hep Müslümanlığın birlikteliğinden ve parçalanmış olmasından da Müslümanların ve işte Müslüman devletlerin sıkıntı çekmesinden tabii bahsediyoruz da Türkiye adı altında, Türkiye'nin garantörlüğünde ve başında olduğu bir Türk birliği kurmak çok mu zor? Yok değil. Kolay ama onun yolu var. Yine sistemik yapı. Bakın hep sistemsiz olmuyor bir şey. Ben Hakan kardeşimin sözünü tamamlaması için tamamlayayım. İlk defa Türk devlet aklı dengeyi yakaladı. Çin'e gidiyor, Japonya'ya gidiyor, geliyor. Senin canını okurum diyen Amerika ile enteresan bir yere geliyor. Bakın, birebir dişe diş olduğu, hasmı olduğu Rusya ile Suriye'de ortak barış projesi yürütüyor. Bu çok mühim. Bakın ben iddia ediyorum. Türk devleti son 200 yılın en güçlü durumundadır. Devlet, dikkat edin. Hükümet demiyoruz burada. Devlet. Evet, evet. Devlet en güçlü pozisyondadır. Artık tavır koyan durumdadır. Türk devlet aklında şu vardır. Meydan okuma başlamışsa güçlülük var demektir. Çünkü ilerleme de tarihinde de böyle. Zaman, bakın tabii. Meydan okumaya meydan okumakla büyümüş. Bu iş meydan okumak meselesi. Ama bunu iç siyasette anlatamazsanız olmaz. Adam senin ne işin var Suriye'de, ne işin var Amerika'ya meydan okuyor dedirtirsen olmaz. Sen bunu bu kadar büyük bir iş yaparken seçmenine bunu anlatmak büyük zorundasın. Büyük okyanusları geçip küçük göllerde boğulmak gibi bir şey. Evet. Yani Hakan kardeşin söylediği dengeler politikası yeni oturuyor. Bakın AK Parti dış politikada süper. Devlet atı ve binicisi süper. Ama içeride değil. İçeride çok eksiklik var. Şimdi 1000 yıllık bir hedefiniz var. 2000 yıllık bir tarihle bakıyorsunuz. 200 yıllık aklı kırıyorsunuz. 2. Mahmut, 3. Selim aklını kırıyorsunuz. Alparslan aklına, Selçuklu aklına dönüyorsunuz. Müthiş bir coğrafya. İran'la bile bakışınız ayrıldı. Bakın sizi ilk önce İran'la savaştırmak istediler. Evet. Savaştıramadılar. Değil mi? Stratejiden Amerika'nın bile başı dönüyor. Başı dönüyor. Evet, evet. Bu nasıl bir şey diyor? Bunu çok planlı mı yapıyor? İnanın sokaktaki bir vatandaşı bu konuda eğitim koyun. Onu da aynı başarı görürsünüz. Çünkü her milletin bir özelliği var. Bu milletin özelliği ise 3 kişi yan yana geldiğinde devlet kurmaktır. Kesinlikle. Savaş ve devlet yönetmektir. En iyi bilen millet biziz. Ama sistemik yapı eksik. Bakın sistemik yapının üstünde durmak lazım. İsrarla. 1000 yıldır sistemik yapıyı kuramadık. Sorunumuz bu. Biz Osmanlı medeniyeti mağlup olmadı. Osmanlı medeniyeti bilimin ve ilimin teknolojiye çevirdiği Batı medeniyetine mağlup oldu. Bakın, ilim ve bilim üretmek ayrı bir şey. Ama çok mutlu bir halk mağlup oldu. Müthiş bir adet, örf, gelenek mağlup oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok önemli bir şey söyledi. Not da aldım onu. Ülkemizin haklarını savundukça ambargolar artıyor. Ve önümüzü aşmamız gereken sorunlar var dedi. Ambargo meselesi üstadım hakkınızı helal edin. Lütfen, lütfen tamamen, lütfen. Bütün dünya keşke bize ambargo koysa. Daha güçleniyoruz değil mi? Hızlı güçleniriz. Hı hı. Bakın İran dedi ki bana ambargo koy, uçağını yaptı, füzesini yaptı, uzun menzilli, katı yakıtlı uzun menzilli füzeleri İran yaptı. Bakın ilan etti, uranyumu zenginleştirmez sınırını aştım dedi. Biraz Rusya ve Çin'in desteğiyle olmuş olabilir mi? Yani olabilir, olur veya olmaz. Şu demek ki ambargo sizi tembelleştiriyor. Biz Kıbrıs harekatında ilk tokatı yedik. Bir uçaktaki bomba sekmanını yapamadığımızı gördük. Oğuzhan abi anlatır onu. Yani ne acı bir paraşüt yapamamak, ne acı.
Nereden nereye gelmişsiniz? Türk devleti aklı dedi ki ben hızlı hareket etmem lazım. Kararlarımı alacağım. İçerideki mafsallara yerleşmiş sıkıntılı gruplar ve kurumlar bunu engellemekte mahirler. Bunu hızlı aşacağım. Tayyip Bey bu konuda süper başarılı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakın orada 3 Savunma Sanayi Başkanlığı, MİT Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 kritik başkanlığı kendi bünyesine alıyor. Bu ne demek? Çok stratejik bir davranış. Politika kurulları, bakın politika kurullarıyla dövüyorlar bugün. Politika kurulları apayrı çalışır. Daha çalışıyor sistemi, mu hocam? Tabii şimdi, çalışıyor. Yani mesela kültür politikaları kurulu ne üretti? Ha bakın uygulaması ayrı. Orada... Yani uygulamaya yönelik ne söyledi? Şöyle... Şimdi, yani takip edebildiğimiz kadar yerel yönetimler kurulu ne üretti? Kamuoyuyla neyi paylaştı? Toplantıdan ne çıktı? Yani bir yıl oldu zannedersem bir yıl az bir süre değil. Yani kamuoyunun bu bocalamasındaki şeyde sebeplerden birisi de o. Orası ne üretiyor yani? Çok harika işler üretiyor. Sistemik yapı olmadığı için uygulamaya geçilemiyor. Bir görseniz oradaki çalışmayı. Bakın işin suyun üstündeki iceberg değil altındaki kısmını görmek lazım. Müthiş bir planlama ve çalışma var. Türkiye'nin ehliyetli her konuda her insanına. Görüşü ne olursa olsun, solcu vesaire. İnanın tek tek alınıyor ve istihdam ediliyor. Ama sistemik yapı eksik. Onu hayata geçirme biçiminde onlar da bir takım sistemler içerisinde. Bunu Tayyip Bey hissetti. Bu düzeltilmeli, düzeltilecek. Bakın AK Parti belki çökecek. Geri gidecek. Ama Türk devleti büyük bir mesafe alacak. Alıyor. Almak zorunda. İsterse CHP gelsin başına bu iş yürür gider. Az evvel işaret etmek istediğim mevzu oldu zaten. Evet. Fecri Sadık diye üstü kapalı bir sözle söylemek istediğim buydu. Türk devlet aklı siyasetin üstünde bugün iceberg'in altındaki gibi yapısını tamamlıyor. Yapılanıyor. Şimdi abi sosyometri uzmanı olarak zaten GAP görevlisinde çok değerli vazifeler yaptılar. Tabii onları anlatmıyorlar. GAP mesela bilmiyoruz. Diyoruz ki yıllardır niye GAP'tan Güneydoğu Anadolu Projesi'nden bahsedilmiyor? Durdu mu? Evet. 3 Avrupa ülkesine tarımda bakacak dediğimiz, enerji üretecek dediğimiz GAP'tan ne oldu? Ne oldu? Değil mi? Hiçbir haber televizyonda gelişme yok. Yıllardır yok. Yani bu küçük parantezde de buyurun ne oldu ta abi? Evet. Ne oluyor? Tabii orada bakın Türk devlet aklı yine orada daha sonra planlanacak büyük İsrail'in önünü kesecek her türlü projeyi yapıyor. Enteresan bir şey değil mi bu? Kesinlikle. Tabii. Nasıl hocam? Yani bu coğrafyada biz genişlememiz lazım. İshak Milli diye bir sınırımız var. Anadolu Kızıl Elma diye bir ülkümüz var. Ülkümüz var. Bakın Türk demek. Türklük meselesi Mustafa Kemal'in Türklük meselesi İslam'dır aslında. Diyeceksiniz hocam ya ne diyorsunuz? Neden? Onu temsil eder. Çünkü bu milletin içerisinde 60 tane ayrı etnik grup var. Batı'da biz bugün Sırplar Bosnalıları katliamla öldürürken Türkleri öldürüyoruz dediler. Batı'da İslam'ın ismi Türk'tür bakın. Doğu'da ise Malay'dır. Malayalar. İlk Müslüman olanlar Malay'dır. Uzak Doğu'da birisi Müslüman olursa Çin'de Malay oldu derler. Burada da Türk oldu derler. Yani bu bölgede bizim durabilmemiz için üç kanatlı olmamız lazım. Balkan kanadı, Kafkas kanadı ve Orta Doğu kanadı. Olmazsak bizi buradan sürebilirler. İlk önce parça parça ederler, sonra da Anadolu'nun ortasında kalırız. Biz Anadolu'nun ortasında birkaç defa kaldık tarihte. Selçuklu döneminde, beylikler döneminde, daha öncesinde kaldık. Tarihi okuduğumuzda görüyoruz. Kaç defa gitti birçok yer. Ama gitmeyen yerler belli. Tarihi çok iyi okuyorlar zaten. Evet. Yani burayı yurt edinmişiz. Cumhuriyet döneminde Anadolu Türkleşmiştir, İslamlaşmıştır. Anadolu'nun böyle bir özelliği de var. Rahmetli Kadir Mısıroğlu abi bunu hep söylerdi. Yani bu bölgede sizin hedefleriniz varsa
siz magazin kültürünün dışında bir takım hazırlıklar yapmak durumundasınız. Yani Türkiye devleti o bahsettiğiniz hedefe doğru adım adım ilerliyor. Tabii kesin öyle. Onda hiç şüpheniz olmasın. Devlet aklı bunu yürütüyor. İşte... Yani CHP gelse de, bu akıl yürür. Süre gelecek. Müthiş bir şey. Yani bu aslında halkımıza verilmesi gereken, önemli bir anlatılması gereken bir ümit. Hayal ve kopya da değil. Şu an halkımızın her şeyden önce bir toparlanmaya ihtiyacı var. Kesin. Halkın darmadağınıklığını, zihninin karışıklığını bu programlarla çözmek gerekiyor. Çok. Yani halk şu an gerçekten, yani üstadın söylediği gibi, dış politikada ne büyük bir mücadele verildiği, satrançta Türkiye'nin elinin nasıl güçlü olduğunu bilmiyor. Yani biz halkı küçük meselelerle, gündemlerle boğuyoruz, büyük meseleleri anlatamıyoruz. Evet. Ama burada da tabii sadece siyasetçilerin değil, medyanın da önemli bir iş yürütmesi gerekiyor. Medya bunu doğru bir şekilde halka anlatırsa halkımız zaten arif, hemen anlayacak ve devletin yanında duracaktır. Aslında bahsettiğiniz şey bir şekilde vuku buluyor. Yani algı operasyonları ve işte ket vurma devam ediyor. Mesela Sayın Ali Babacan'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüler. Akabinde Sayın Bülent Arınç'ın bu FETÖ soruşturmasıyla alakalı, Ali Babacan'ı biliyorsunuz açılmıştı, devam ediyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o noktada mesela bu çok çok konuyu tehlikeli bir konu attı. Yani Sayın Bülent Arınç o noktada savcıları eleştirdi ve Cumhurbaşkanımıza ve de hükümete karşıdır bu hareket ve bir yanlış içerisinde savcılar dedi Sayın Arınç. Tabii bakın, enteresan bir yapı var. Hı-hı. Bunu halka da anlatmak lazım. Hı-hı. Yarın ben gidip herhangi bir kişi hakkında bir ihbarda bulunursam, ihbara da biraz böyle enteresan belgeler, sahte de olsa o an gerçekmiş gibi koyarsam, hı hı, savcılık o işin takibine başlar. Peki bunu AK Parti mi yaptı? İşte bunu iyi yönetmek lazım. Algı buna, şu an Tayyip Erdoğan'ın ileri vadede kendisine rakip olabilecek bir aktörü engellediğini... Yanına çekme anlamında. Yanına çekme değil. Gibi mi? Gelecekte rakip olma, parti kurarak AK Parti'yi baltalamasından dolayı engellediğini düşünüyor. Halka verilen algı bu. Halk bunu bir aldığı zaman artık bunu düzeltmek için epey uğraşacaksınız. Tabii. Tabii. Mesela evet, Ali Babacan'la ilgili ihbarı yapanın kim olduğunu ve bu ihbarı neden yaptığını basın, medya oturup onunla söyleşi yaparak aydınlatmalı. Hı-hı. Çin ihtiyaç duydu. Kendisine AK Parti mi bu talimatı verdi? Zorlamalı. Basının da böyle bir gücü var değil mi? Evet. Şimdi bu yapılırsa böyle ayak oyunları da yapılmayabilir. Yani AK Parti'nin bunu yönetip yönetememesi ayrı konu. Bakın AK Parti kendisinden ayrılan, bünyesinden ayrılanın tarifini yapmıyor. Buradan net söylüyorum. Bünyeden ben artık dinleneceğim diyen Bülent Arınç Bey'in tarifini yapmadı. Halk ne dedi? Bir kısmı bu FETÖ'cü, bir kısmı şu şucu. Tarif yapmadı ve bu tarifte de sükut etti halk böyle dediği zaman, dedikodu. Şimdi o sükutun üzerine de aldığınız zaman tekrar geri Yüksek İstişare Kurulu'na, ya şimdi bana binlerce telefon geliyor. Hocam bu ne iş ya? Bu adam haindi, niye gitti? Halkın aklıyla oynamak. Gibi geliyor. İşte bakın, gidenin tarifi yapılmazsa bu bir sistemik yapı, sistem. Partinin sistemi, devletin sistemi, hükümetin sistemi, ordunun sistemi. Bakın, bir ordunun sisteminden girsek Birinci Dünya Savaşı'nı neden kaybettiğimizi anlarız. Ordunun içerisindeki çatışmanın ne olduğunu anlamamız için alaylılarla mekteplileri iyi tarif etmemiz lazım. Alaylılar neyi tarif ediyor? Ne ifade ediyor? Mektepliler neyi ifade ediyor? Alaylılar Yeniçeri usulünün aklıdır aslında. Doğu'nun aklıdır, İslam'ın aklıdır. Mektepliler Batı'nın aklıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda bu iki grup birbiriyle çatışıyor içeride. Ya böyle bir şey olur mu? Yani. Aynı, bakın, aynı şeyi FETÖ ile ordu içerisinde yapılandırıyor. Yani sizin daha önde olmanız lazım. Onlar gelirken siz gideceksiniz. Öyle derler, amiyane tabirler var, sokak tabirleri var. Yani kül yutmayacaksınız. Yani Erdoğan burada bir oyunu görmüyor mu hocam? Şimdi Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'a uygulanabilecek bir engellemede Ali Babacan'ın hikayesinin derinleşeceğini. Şimdi mesela İmamoğlu ile ilgili söylediniz ya, başarı hikayesinin yanında bir de engelleme hikayesi olsa Cumhurbaşkanlığı için aranan şey. Hatta İmamoğlu şu an öyle de dua ediyor olabilir. Ya Rabbi, Tayyip Erdoğan beni bir 6 aylık bir hapse attırsın. Ondan sonra çıktığımda doğrudan külliyeye yürüyeyim diye. Şimdi
Tayyip Erdoğan burada Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu söylene gelen rakip adaylarla ilgili varsın ne yaparlarsa yapsınlar, kurallarsa kursunlar tarzı bir siyaset mi yürütecek? Yoksa bu insanların parti kurduklarında iktidara gelemeyeceklerini hepimiz biliyoruz. Yani aslında şu anki orada çok soru işareti var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ali Babacan arasındaki görüşme şu anda sır. Yani bununla sır ama sızanlar şunlar. Sızdığı kadarıyla işte bakanlık teklif ediliyor. Evet. O da hayır parti kuracağız diyor. Şimdi Türk siyasetinde işte sağın, muhafazakarların, İslami kesimin oy potansiyeline baktığımız zaman Davutoğlu da kursa, Babacan da kursa iktidar olamazlar. Ama ne yaparlar? İktidarı iktidardan ederler. Ederler. Evet. İktidar mesela, olmak için değil, iktidardan tabii, etmek için. Bu yola çıkıyorlar. Bunun için de %1 gerekiyor mu? Gerekiyor. %1'i de rahat alırlar. Burada Tayyip Erdoğan bütün işte Bülent Arınç orada önemli. Bülent Arınç'ın işte FETÖ ile olan birçok hataları var, söylemleri var. Ve şu en son işte gündeme gelen aslında Bülent Arınç'ın siyasi yaşamına baktığımız zaman parayla olan hukukunda en temiz insanlardan birisi. Tabii. Yani milletvekilliği, meclis başkanlığı bitiyor, gidiyor avukatlığa devam ediyor. Ama bu adamı parayla olan hukukunda bir kirli bir geçmişi olmayan bir siyasetçiyi bir gün içerisinde, bir saat içerisinde maaşına zam gelerek işte yüksek bir parayı alıyor, bunu eleştirenlere edepsiz diyor diyerek bir Abdülkadir Selvi'nin de yazısında ifade ettiği gibi kötüleme, bir karalama. Niye karalama? Çünkü Ali Babacan'la arada bir köprü olup barış ilan ettirebilecek birisi Bülent Arınç. Yani şu an Babacan ve Abdullah Gül'le arada kim köprü kuracak siyasi geçmişe? En önemli aktör Bülent Arınç. Dolayısıyla AK Parti'nin, dolayısıyla yine Tayyip Erdoğan'ın Babacan'ı da dışarıda tutmaması gerekiyor. Davutoğlu'nu da dışarıda tutmaması gerekiyor. Herkese MHP ile olan ittifakında da daha derinleştirilmiş bir şekilde devam edip daha ötesine gidelim. Saadet de yanına alması gerekiyor. Şimdi peki, Ali Babacan'ı kim güdülüyor? Ali Babacan'ı güden şu an küresel bütün sermaye arkasında. Şimdi, küresel yani akıl arkasında. Suçlanıldığı şey Stratford, yani İngiliz Mektebi. Oradan mezun olanlar Türkiye'de yerlilik ve millilik konusunda biraz tenkit görürler. Evet. Yani nasıl tenkit görmek hainlik anlamında değildir. Evet. İngiliz modeli iş görürler anlamında. Bakın onu tarif etmek lazım. İnanın AK Parti sistemik yapısını kursa Ali Babacan'la onunla bununla falan uğraşmasına gerek yok. O ilke ve mefkürelerini koyacak. Zaten ilk çıkışı öyleydi. Hangi insan olursa gidiyordu. İnsana ihtiyacı yoktu. Kişilere ihtiyacı yoktu. Mefkürede bir dağılma var. Ne yaptığını çok iyi bilmiyor sanki. Mefküresini tekrar yeni bir hikaye yazması lazım. Batılılar öyle derler, yeni bir hikaye. Yeniden hikayesini ortaya koyacak. Sadece içeride değil. O zaman da yeniden başlayacağız değil mi? Yeni çay koyacağız. Yok, yeniden çay koymanıza gerek yok. Bakın bütün şu ekiple, şu tenkit edilen ekibin tamamı ile siz ne yapacağınızı bir işletme gibi, mefkürenizi ve sınırlarınızı, konseptinizi, çizgilerinizi çok güzel koyarsanız LGBT ile uğraşmazsınız yolda. 100 sene önce adam koymuş, Rusya uğraşmıyor. Siz bunları önceden yapacaksınız. Sonradan siz önünüze geldikçe yaparsanız olmaz, olmaz. Sadece mefkure değil hocam, yani söz tükenişi var. Şimdi mesela seçimden sonra bir halkta zihin karışıklığı oldu. Ne oluyoruz, nereye savruluyoruz AK Parti tabanında? Birkaç milletvekili çıktı. Hangi sözle insanlara moral vermeye çalıştı? Toparlanın gitmiyoruz. Toparlanın gitmiyoruz diyen sözün sahibi kim? İsmet Özel. İsmet Özel zaten AK Parti'ye muhalif birisi. Yine başka AK Partili arkadaşlar çıktılar, dediler ki işte yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Bir romantizm oluşturur. Bu söz kime ait? Sezai Karakoç'a. O da AK Parti'ye mesafeli. Yani bırakın söz üretmeyi, siyaset üretmeyi, artık slogan bile üretemiyoruz yani. Bir şey daha ekleyeyim mi? Bugün Necip Fazıl'dan çok şiir okuyor ya Cumhurbaşkanı Bimen'le. Yeminle söylüyorum, bugün Necip Fazıl da olsa, MHT Vakıf da olsaydı AK Parti'ye muhalif olurdu. Çünkü son gelinen çizgiden dolayı. Yani bir insanın, aydının, entelektüelinin şiirini okumak o ruhu sahip olmak demektir. O öz eleştiri. Bugün bir Necip Fazıl'ın yapabileceği öz eleştiri ki. Siz çok kişi bilmez aslında. Ben kadim şeylerle de görüşüyorum. Milli görüşün şeyini yazan, reçetesini yazan şeydir. Necip Fazıl Kısakürek'tir.
Hatta partiye ilk teklif edilen parti başkanlığına rahmetli Necmettin Erbakan da değil. Parti teşkilatını, tüzüğünü yazan Milli Görüş Teşkilatı'nın Necip Fazıl'dır. Şimdi şuradan bir şeye getirmek istiyorum. Yani değerli ustalar, üstadlar da konuşuyorlar. Yani bu kadim gelenekten bir insan. Üzüldüğünüz nokta şu, yani biraz Türkiye için düşünüyoruz burada. Burada çok değerli analizler de zamanında ben yaptım. Köşe yazarı olarak dergide röportajlar serisi yaptık. Cuma dergisi. Tabii tabii. Yani Türkiye'de her gün bir manşetimiz çıkıyordu. Yani mesela Türkiye'de ilk derin devlet ismini biz verdik yani. Hakan Bey, şimdi Cuma dergisinin o dönemde yaptığı tek başına muhalefeti şu an AK Parti'nin sermaye yüklediği medya yapamıyor. Kimse mevcut konjektürle ilgili herhalde. Konjektürden de ziyade hayır. Hazır var. Tabii. Hazırdan geldiği için o dönem tırnaklarla miras şeyler üretiliyor. Tabii. Yani miras şu an bütün yüksek maaşlı gazetelerdeki arkadaşlarımız, özel haber çıkmıyor ya. Yani bir tane özel röportaj çıkmıyor. Anadolu Ajansı'nın haberi geliyor. Çok sağ olun. Televizyon ve gazetelerde. Statik, dinamik. AK Parti diye medyasını da gözden geçirmeli yani. Türkiye'deki bütün bedava akıl verilir ya, inanın teşhisi koyuyorduk, hastalığı da koyuyorduk. Yani ölümüne gidiyorduk bu işin üstüne. Manşet üstüne manşetler atıyorduk. Evet. Çok güzel de bir yönetim vardı. Abilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Köşe yazarlarında. O çok özel bir vazife yaptık oralarda da. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Biz bunu devletin mahrem stratejik istihbari merkezinde de konuştuk. Biraz şunu söylemek lazım. Kaç senedir milli hükümetimizi kuramıyoruz dedi. İlla bir Amerikan sermayesi, illa parayı veren, düdüğü çalacak birisi girecek diyor işin içine. Şimdi ya muhafazakar kesimden muhteri zaafı olan dedikleri gibi, yani ya Stratford'da birileri etüt görmüş, ya Excel İngiltere'de onlar etüt görmüş, oraları yerleştirecekler. Parayı ben verdiğime göre burada bunu istiyorum. Burada evet, müsteşar, burada müşavir olarak istiyorum. Parayı veren düdüğü çalar. Bu sefer ben de diyorum ki ya kardeşim, Türkiye'nin derin aklı ya da milli aklı bu çocuk. Ama dükkan bile kuramıyor. Diyor ki gel bir gün Amerika'dan birileri CIA'den diyor ki biz seni okuduk, kitlen de var. Gel sana bu takımı kuralım ama şunu istiyorum. Şuradan şunu alacağım, buradan bunu alacağım. Ben de diyorum ki bari kendimi ispat, köprüyü geçene kadar Ayya Dayı mevzusu var ya. Rahmetli Necip Fazıl da hep onu şunu örnek verdi. Hep köprüyü geçene kadar Ayya Dayı diyorsunuz da köprünün ortasında diyor Ayının gayrimeşru çocuğu çıkıyorsunuz. Hani tam ismini vermiyor böyle edeple, gayrimeşru çocuğu çıkıyorsunuz Ayya dediğiniz için. 2015 neydi? Köprünün ortasında bırakacaklardı bizi. Cenab-ı Allah bu millete, her zaman söylüyorum, derin millete hallendirdi. Biz ülkeyi köprünün ortasında Ayya Dayı dediğimiz için gayrimeşru çocuk çıkmaktan kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. O zaman ne yaptık? Aa dedik, FETÖ'cüsü, METÖ'cüsü, masonu, fasonu. Şu anda masonların hiç ismi geçmiyor değil mi? Dikkat edersin. Biz yıllardır bu gazetede onlarla mücadele ediyoruz. Evet, evet. Niye bam teline kimse dokunamıyor? Dın 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 dın. Onların kullandığı yapıyı dillendiriyoruz FETÖ'cüleri falan. Yani bu kalemun gibi renk aldığı, son 30 yıldır, 20 yıldır renk aldığı yapı. Peki üstadları, ustaları niye şey yapıyoruz? Aa, doğru, devletin derin aklında, derin altında bir savaş veriyoruz biz bunlarla. Bırakın arkadaş, gazeteci olarak bu kadar kitap yazdıktan sonra kamuoyunun aklında da biraz bırakın biz oluşturalım. Bu ülkenin tarım politikalarını, nükleer santrallerini 2000 yılında yazıyorduk biz. 2010 yılına kadar nükleer santrallere geleceksin, en az 3 tane lazım diye dediğimizde manşetler attık. Türkiye'nin altın rezervlerinin Bergama'da, Arfin, Şarşat'ta olduğunun kaç kere manşetlerini attık. Kütahya, Emet'e gittik, bor madenlerini bir bakan gibi gezdirdiler bizi. Oraya kimseye sokmazlar. Taşları aldık geldik. Berat Bey ne dedi? İşte bunları dedi, işte biz işleyeceğiz, işte 200 dolara veriyoruz, taş diye veriyoruz, 400 dolara ve 40 milyon dolar alıyoruz. Bunun arkasını getireceğiz bu sözün. Doğu Akdeniz'de biz de varız. Gemilerimiz oraya da gidiyor. İşte bu dedi ya, tamam, meydan okuma. Evet. Devletlerin devlet aklı, yani milli konsept aklı oluşuyor. Peki o zaman bu milli konsept aklına da parti de kurduracaksın arkadaş. Ben İsrail'den Hakan İlmazçı Bey veya birisi Türkiye'de bu herif hizmet eder dediği zaman ben onun parasıyla sonra düdük çalıyor. Bize de parti kurduracaklardı. Hayır dedik ya, biz kontrol edemeyiz. Tamam. Birileri belki, ben mücadele ederim, beni koruyan Taha Gergerlioğlu gibi birileri vardır. Biz de milli konseptten birileri sızdırırız bu partiye. Çünkü bize kimse para vermiyor. Peki sen milli sermayeyi, milli aklı oluşturup niye bir parti kuramıyorsun? Bugün CHP'yi dizayn ediyorlar bana karşı. Muhafazakar milliyetçileri koyuyorlar.
dizayn ediyorlar. O da milli değil. Arkadaş, milli sermayeyi toplayabilir. Kuvayi Milliye gibi ve milli takımı kurmak zorundasınız. Bu CHP MHP'ye bakmaz. Şimdi dilerseniz kısa bir araya gidelim. Estağfurullah. Dünyada ve Türkiye'de ve çevremizde bir savaş var. Ama savaşın stratejileri ve enstrümanları çok oraya değişik. Oraya geleceğiz abi. Çok farklı. Doğru. Parapsikolojik, oraya gelelim isterseniz. Oraya gelelim. Ama kısa bir ara. Tamam. Evet, son bölümde tekrar kısa bir aranın ardından birlikteliğimize devam edeceğiz. Evet, dünyada bir savaş var dedik. Doğu Akdeniz'de bize biraz daha yakın olduğu için daha sıcak tabii ki ortam. Hali hazırda derin Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bütün şu takimatıyla her şey elinden geleni yapıyor. Ama günümüz dünyasında 2019 yılında birçok şey değişti. Burada savaşın stratejileri ve savaşta kullanılan enstrümanlar da değişti. Beş duyu organıyla algılayamadığımız parapsikolojik. Bundan biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Pek çok televizyon programına katıldığımızda özellikle çok katıldığımız konular son yıllarda bu üzerine oldu. Parapsikoloji ve istihbarat. Evet. Daha iyi rahat anlasılsın diye. Yani belki parapsikolojiyi ilk başta... Bu nasıl oluyor? Kimler kullanıyor dünyada? Daha çok bununla ilgili kitaplarımız da çıktı. Metafizik istihbarat anlatmaya çalıştık. Önce metafiziği biraz anlattık. Sonra istihbarat boyutunu. Bu dünyanın diğer boyutunda da, yani eski kadim medeniyetlerde de kullanılmış bu. Sıra bilmiyoruz. Zamanında Akatlar tek dünya imparatorluğu kurmuşlar. Bugün özel buluştuğum şahıslarda Illuminati'nin yüzükleri var. Tek böyle numuneleri de var. Bana da getirildi. Birkaç televizyon programına da gösterdim ben bunu. Oradaki üçgen de duruyor orada. Orada hipnozu kullanmışlar. Astral seyahatleri kullanmışlar. Orada telepatiyi, telekinezi, yani zihin okuma tekniklerini kullanmışlar. Orada da bu silahları kullanmışlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla da Bakara suresinde bunu söyler. İnsan zihni artık kuşatılıyor diyor. İnsanların algıları üzerinden iki savaş başlatıyor. Bugün LGBT'nin bilmem neyin çalışması da, algısı da bu zaten. Cinsel özgürlük, sınırsız özgürlük şeytanındır demiştir. Ayette de var bu. Birisi zaman meşhur yaptı bu sözü ama sınırsız özgürlük şeytana aittir. Şimdi biz önce zihinler kuşatılıyor. Parapsikolojik çalışmalarda da zaten bunun değişik teknikleri var. İlaçlamalar yapılıyorlar. Elektromanyetik sinyaller kullanılıyor. Ve metafizik ötesi varlıklar dediğimiz, açık olarak söyledim, Kur'an-ı Kerim söylüyor sizi insan ve cinden yarattım diye. Haliyle cin çalışmaları da yapılıyor. Stanford'dan az önce bahsettik. Yani Uluslararası Stratejikler Merkezi'nin Amerika'nın en ünlüsünden bahsettik. Orada George Friedman ne diyor kitabında? Diyor ki bu merkez diyor aynı zamanda diyor öngörü ve özel istihbarat merkezidir. Benim şu kitabım çıktığı yayından aynı yerde basılıyor kitaplarımız. Yani benim ilk çıkan kitabım aynı yayından çıktı. Beraber Türkiye'de baskısı oldu. Yani istihbarat demiyor, dikkat ederseniz. Diyor ki özel istihbarat ve öngörü. Bu çalışmaları yapıyorlar ve dünyada kozmik istihbarat. Yani metafizik, fizik ötesi, sinyaller, bilgiler, rüyalar, ondan sonra algılar, telepatlar. Zihin okuma. O zihin okuma, bunları elektronun manyetik ortama da düşürüyorlar bunları. Yani ben iyi bir telepatsam, bir takım yeteneklerim varsa benim, bana bir takım kodlar veriyor. Şu adamın gizli çalışmalar hakkında veya şu şirketin çalışmalar hakkında bilgi alabilir misin diyor. Ben bazı güçlerimi gönderdiğim zaman onu ekrana düşürmeye de çalışıyorum. Ve sizin internet sitenizde durur. Akit TV'nin internet sitesinde durur. 2015 sonrasında verdiğim bir röportajdır bu. FETÖ'nün medyum okulları diye. Bakın bir tek sizin internet sitenizde var. Çok yerde kullanıldı bu. Çok özel bir röportajdır bu. Ve diğer medya buna benim doğrusu üstüne gidemedi. Kapattılar. Ben diğer medyaya da gittim muhafazakar kesimden. İnanın kapatılıyor. 61 kişilik, burada söylüyorum bir daha hatırlıyorum ya, orada röportajda da var. 61 kişilik Çankaya'da medyum okulları vardı. Genelkurmay'ın içerisine sızmış FETÖ yapılanması tarafından. Rahmetli şeyin vurduğu uzman çavuşumuzun Ömer vurduğu Ersin. Evet. Vurduğu şahsın, o albayın okul komutanı olduğu gizli Çankaya'da bir çiftlikte 61 kişilik FETÖ okulunu kaynak kişisi tarafından deşifre ettim. Ve bu kişiyi aldım, bir takım devletin istihbarat teşkilatıyla buluşturdum. Bunlar Kur'an kursları adı altında bir takım Anadolu'nun muhtelif yerlerine medyumlar yerleştirmişler. Çocukları Kur'an eğitimi alıyoruz diye tespit etmişler. Yani Türkiye'de bir takım yetenekli futbolcuları, müzisyenleri topluyor musunuz? Kısmen değil mi? Evet. Ya medyum araştırmışlar Feridun Bey, medyum. Yani
Çekoslovakya'dan tutun İsrail'e, Amerika'sına, İngiltere'sine kadar bu işin kıymetini biliyor. Türkiye'deki bir tarama yapmışlar. Medyumluk şeyi bile tüm bu taramalarda bunun sağlamasını yaparken Anadolu'da rüya topladılar. Evet. Hatırlayın. 2006 yılında mecliste verildi. Sizin beğenmediğiniz halkta rüyadır diye geçtiğiniz şeyi gelecekten haber veriyor mu diye değerlemeciler. Ben bir Türk halk bilimi uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi benim bölümümden. Çünkü halk bilimcilerinin folklorik çalışmalar altında istihbarat, kültürel çalışmalar altında çok sızarlar. Değerli bir dostumuzun da söylediği gibi yeni dönem kültür istihbaratçının üzerine yoğunlaşacak diye çok güzel bir uyarısı vardır. Tabii kültür. Biraz açabilir misiniz? Yani son dönem insanların, toplumların yönlendirilmesi kültür üzerinden olacak ve en iyi yetiştirilmiş istihbaratçılar kültür alanından olacak. Edebiyatçı olacak, şair olacak, yazar olacak. Çünkü bunlar algı yönetiyorlar. Şimdi onlar yani onları etkileme, onları biçimlendirme, istihbarat biçimi. Biçimlendir. Evet. Zaten medyada medyadan gelir. Yani medyumluktan gelir. Bu arada da hani bilgileri vereyim. Ve bu istihbarat okulu, yani medyumları topladılar. En yetenekli bulduklarını İngiltere'ye ve İsrail'e gönderdiler. Bizim fiziksel kaynaklardan elde edemediğimiz, ulaşamadığımız istihbaratı nasıl toplarız diye. Tabii bunlar her, çok özür dilerim, bende güç var, bir takım görüler görüyorum, suya bakıyorum, nedir o, algılar alıyorum, vizyonlar düşüyor önüme diyeni almadılar. Bunların laboratuvarları var. Fizik, bu istihbaratların nerede laboratuvarlarda toplandığının listelerini de kitaba koyduk biz. Dedik ki söylediğimiz mevzu ütopik değil. Hangi ülkede parapsikolojik istihbarat çalışması yapan laboratuvarlar ve istihbarat merkezleri var, kaynaklarını da koyduk oraya resmi olarak. Türkiye bunun neresinde? Hemen geliyorum. Bir ara hatta CIA ile Rusya CIA ile dalga geçti bir ara. Bilerek yaptı psikolojik harp olarak. Dedi ki sizin beğenmediğiniz Rusya dedi 45 yılından bu yana bu istihbaratı değerlendiriyor. Ve Stalin dedi bunun kurucusudur dedi. Hı hı. Amerika CIA olarak bizim yıldız istihbarattan mevzu çok... Yani önemli. Yanlış bilmiyorsam bunu en fazla Rusya kullanıyor. Evet. Doğru mu? Son yıllarda İsrail. En duayınıdır. Paralelinde de İsrail. Zaten çoğu Rusya'dakilerin de Rus Yahudisidir. Evet. Harika söylediniz. Onların da çoğu zaten bu Stalin de Rus Yahudisiydi. Yakov Dugujasveli'ydi asıl ismi. Yani o da bir Yahudiydi. Halde Rus Yahudileri Rusya'da bu şeyi, tekniği geliştirdiler. Bir ekol haline getirdiler bunu. Türkiye'de var. Teşkilatlarımız da bunu kullanıyor. Fakat tabii ki Türkiye'de bir dezinformasyon oldu bir dönem. Medyum, memuş, keteş mevzularla bu iş ayağa düşünce, piyasada, sosyal medyada da bu işin ayakçıları olunca, devlet bu işlerle mi uğraşır diye bunun propagandasını yürütemeyince bu işi kapatıyor. Tıpkı Rusların bir ara dalga geçer gibi, ya sizin Rus CIA istihbaratı parapsikolojik ve metafizik istihbarat merkezleri kurmuş. Koskoca Amerikan halkının parası hurafelere gidiyor diye yayınlar çıkarttılar Amerika'da bu işi yapmasınlar diye. Hmm. Amerika bunu CIA dinlemedi bunu. Hatta masasını kurdu. Şimdi Türkiye'de de bunun masası var. Fakat Türkiye'deki masası çoğunlukla sahanın dışında illegal çalışır. Kötü manada söylemiyorum bunu. İllegal çalışır. Bir takım durumdan vazife çıkaran strateji merkezleri konsept falan yok. Vardır. Konsept olarak. Yani o, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konseptinde beden ve nefis var ama ruh yeni oluşuyor. Ruh yeni oluşuyor. Ruh bölümünün oluştururken bu bahsedilen konuda gerçekten bu tabii cincilerin işi değil. Bravo abi. Genişletelim abi. Bu cinci meselesi değil. Cin evet. meselesi değil. Cin şu anda Rusya ve Amerika cinle bu işleri görüyor. Evet. İşte kurşun kasaların içerisine giremiyorlar vesaire bir takım onun da metotları var. Yeraltına giremedikleri bazı tabii. mevziler var. Üç alan var aslında. Yer üstü, yer ve yerin altı. Oradaki dünyanın tarifi bu. Bu tarifte siz bunların dışında manen değil, batini değil manen. Yani sizdeki bu Alevi Bebektaşi geleneğindeki birler, üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, üç binler meselesini aslında akademik bir şekilde incelemek lazım. Bu nedir? Alaylı bizim metodumuzdur. Bu metot unutturuldu. Bakın babası Ermeni olan Mimar Sinan, Müslüman. Evet. Süleymaniye Camii'ni yaparken şöyle açıyor eliyle. Ne yapıyor sizce? Ayar yapıyor. Yani Beytullah'a
yönelik olan caminin ayarını yapıyor. Nasıl bir ruh bilimine ve tekniğine sahip ki bunu yapabiliyor? Babası daha Hristiyan. Bizden böyle bir medeniyet unutturuldu. Biz rüyamızda bile göremiyoruz. Bugün anlattığımızda hayal deniyor. O işlerden bahsedemiyorsunuz bile. Çünkü o dünya ona müsait değil. Ama adam kendi dünyasını kurmuş. Nedir? Evet. Onun bir ütopyası var. Bizdeki ütopya olan Hazreti Mehdi gibi evangelistin de bir ütopyası var. Katolik'in de bir Mehdi'si, bir ütopyası var. Adam bu gelmiş bu sahada. Siz eğer o dünyayı manen ve batinen bilmezseniz Amerika'nın Güneydoğu'da, Suriye'de ve Irak'ta ne yaptığını, yapacağını bilemezsiniz. O bu kodlar ülkede, bu halkın içinde evet, var. Bu bakın, ülkede batini yollara giden her yol bir şekilde tıkandı. Bakın Sultan Fatih Gülsün. Tıkansa Sultan, da devam ediyor. 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 Ama devletin, ediyor. Bakın devlet yönetmiyor. Hı-hı. Bunlar yeri geldiğinde devlete yardım ediyor. Şimdi hocam burada çok ilginç bir nokta var. Çok özür dilerim. Tamam. Müthiş bir manşet attı orada. Bunu devlet yönetmiyor. Hı hı. Devletin üstünde bir yapı özel olarak bunu yönetiyor. Hatta hemen bırakayım Mahmut Bey. Çok gerek yok. Büyüklerden biri bile yıllar evvel söylerdi bunu. Yıllar evvel, 100 yıl evvel. Devletin işini yapacak özel bir yapı, gönüllü bir yapı devletin işini yapacak derdi yıllar evvelinde. Özel bir yapı devletin işini yapacak derdi. Bugün o yapı devletin işini yapıyor. O yapı bir gece anonim hale geçti de bu 15 Temmuz'dan aldı bunu. Bunu evet. bırakıyorum. Anonim hal derler Anadolu'da buna. Evet. Bunun Kur'an'daki ismi kutsal ruhtur. Bir anda ortak ruha geçerler diyor. Bir tane ortak ruh ve bunu kutsal ruh olarak anırlar. Aralarında gezenler vardır, taşıyıcılar vardır. Aynı şeyleri düşünürler. Adam almış tank. Kalplerinin sizin ritmi bile aynı atar. Tık 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 tık. Biz deprem bir millet olarak, bölge olarak, ilçe olarak hiçbir deprem tatbikatı yaptık mı? Yok. Ya 15 Temmuz'un tatbikatını kim yaptırdı bu millete de bir gecede o kadar profesyonel çıktılar. Biz şurada bir deprem, mahallede bile bir deprem tatbikatı yapmadık ya. 15 Temmuz gecesi ne oldu bu millete? Nedir o? Sanki yıllarca tatbikat yapmışlar gibi. Nedir o? Tankı süremeyen çocuk hayatında araba sürme tank sürdü. Tankı durdurdu. Nedir o? Çorabıyla bilmem nesiyle. Sanki geçmiş bir şekilde yeniden tezahür etti. Tabii edecek. Evet. Şöyle, o Kıbrıs'taki beş parmak dağlarına o tank nasıl çıktı? İnemiyor, çıkamıyor. Olanlar o. Duruyor. Olanlar o. Ama bunun her devletin ütopik değil. İşte bu batini yollara giden o yollar bir hemen şekilde kesilmeye çalışıldı. Bu ülkede S-900'ün de projesi var. Tabii. Tabii. Tabii diyorum. S-900'ün de S-400 alıyoruz ama S-900'ün de projesi var. Yapılıyor diyemeyeceğim şimdi. Kalayım ileri yani gitmeyeyim. S-400 kamera önünde oynatılan şimdi gündem ütopik bir parapsikolojiyi anlatan bir adam aklı yetmeyen için ne diyorum? Dünyanın elinde olan proje de bu ülkede yapılıyor. Ama biz safa düşüp fiziksel dünya çapında projelerimizi anlatıyor. Binlerce dünyayı oynatan yerinde projeler var. Tarımından tutuna kadar. Gürcistan'da geliştirilen karpuz kadar domatesler projelerinden tut bilmem ne kadar bu ülkeye verildi. Sizin yıldızınız parlayacak. Bu dünya buradan şekillenecek diye. Projeleri buraya getirdiler. Sadece bizim geliştirdiklerimiz. 400 yıllık bir Amerika kıtasından bahsediyoruz. 7000 yıllık bir medeniyete sahip bir devlet aklından yani yanına yaklaşabilir mi? Yani yok, neden? Ben bir desi küçülteyim de. Orada şunu anlatmak istiyorum. Amerika'nın bir ütopyası var. Onun bir hedefi var. Bir hikaye yazmış. Bu hikayesi evangelist masalların içinde gizli ve bunu uyguluyor. İngiltere'nin bir hikayesi var. Rusya'nın bir hikayesi var. Bizde de o hikayelerden 5-6 tane alternatif var. Mehdiyet hikayeleri. Sadece dinleyin. Böyle bir şeyin çıkacağına inanmayın. İnanın fark etmiyor. Fakat onun içinde gizli kodlar var. Bugün Anadolu'nun en derininde, en dibindeki insana şeydeki Güneydoğu'daki savaşların ne şekil olacağını, istikbalin nasıl olacağını tek tek anlattırabilirsiniz. Oturur anlatır çünkü onu babasından, dedesinden, ninesinden dinlemiştir hikayeler şeklinde. Evet. Bunlar derin hafızadır. Bunların içerisinde ne gizlenmiş? Devlet yöneticileri bunları çekip almalıdır. Bazıları hürafe gibi olabilir ama gerçekler mükemmel bir şekilde gizlenir. Yani
derin devlet, derin akıl, derin yönetim apayrıdır. Bu milletin içerisinde derinliktedir. Avamın içinde bile saklanır. Derin millet. Derin millet. Derin. Burada saklanır. Eğer idare edenler buna layık değilse, 100 senedir bu millet, bu devlet sustu. 100 seneden sonra meydan okuyor. 200 senedir bakın şeyden bu yana sesi sedası çıkmadan gelmiş hep. Bugün meydan okuyorsa bir sebebi var. Demek bir dirilme, bir kendine gelme var. Başlamış. Çok önemli. Ne varlığının sebebini anlamaya çalışıyor. Ama bu kimlik bunalımı mı? Kimliğini bulmaya çalışıyor, geri dönüyor. Bir batı hikayesini yavaş yavaş kapatmaya çalışıyor. Toplumunu derleyecek, toplayacak. Siyasi partileriyle de derleyecek, toplayacak. Göreceğiz bunu. Bakın önümüzdeki takvimde hep yaşayacağız. Peki programa 5-6 dakikalık kaldı. Son sözü Mahmut Bey verelim. Eyvallah. Şimdi Hakan Çebi Üstad'ın söylediği gibi medyumlarla FETÖ'nün ilgilenmesi aslında birçok şeyi çözüyor. Zihnimizdeki soru işaretini. Ya bu insanlara bakıyorsunuz. İşte Amerika'nın uşağı oldukları belli. Ajanların oyuncağı oldukları belli. Ama anlatamıyorsunuz insanlara, ona bağlı insanlara. Ya diyorsunuz ki ancak bu efsunlanmış olabilir. Ancak böyle olabilir. Yani bizimle kullan. Yani bu efsunlanma işinde mahir oldukları. Bir de yine üstad konuşurken acaba işte devlet büyüklerinin bu manada korunması gerektiği, korunuyor mu? Yine bu alem tarafından bir zırh etrafında oluşturulması gerekiyor. Mutlaka yap. Kadar ehiller. Onu özel görüşeceğiz. Ehil olup olmaları bizim alanımız değil, bilmiyoruz. Bugün üstadım 5 Temmuz milletimizin çok önemli tarihlerinden birisi. Yas tarihlerinden birisi, acı tarihlerinden birisi. Evet, evet. Bugün 5 Temmuz başbağların yıl dönümü. Tabii, başbağlardaki, 26 sene olmuş. Evet, 26 senelik acımız daha dün gibi devam ediyor. Orada Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir parçasını bize göstermiş oldular. Hemen Sivas olayları sonrasında başbağların olması. Aslında bu yıl Sivas'ı ve başbağları hem sol kesimin hem de İslami kesimin birlikte anıyor olması, acıları birlikte paylaşıyor olması büyük fotoğrafı yeni gördüğümüzün de işareti. Yani birileri Sivas'la başbağlarla aslında Türkiye'ye operasyon çekmişti. Biz orada kutuplaşırken bu ülke üzerindeki oynanan oyunları derinleştirmişlerdi. Başbağlardaki aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah razı olsun. Geride kalanlara sabır niyaz ediyoruz. Yine 5 Temmuz önemli bir tarih. Urumçi katliamının yıl dönümü, 10. yıl dönümü. Urumçi'de hatırlayacaksınız 2009 yılında Doğu Türkistan'da kardeşlerimize karşı katil Çin'in zalimce bir operasyonu olmuştu. Yani Doğu Türkistan'da bir fabrikada Müslüman Türkistanlı hanımefendilere tacizde bulunan Çinlilere karşı Müslüman Türkistan erkeklerinin, gençlerinin karşı koymasından sonrasında bu olayı protesto eden meydandaki Türkistanlı gençler, Türkistanlı Müslümanlar Çin tarafından dünyada görülmemiş veya da az görülmüş bir vahşetle yok edilmişti. Bir soykırımın parçası olmuştu. Buradan bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ki onların bazılarının yakınları Türkiye'ye geldiler. O noktada sayı bile veremiyoruz yani. Sayı bile veremiyoruz. Şimdi ben bugün kaynaklara baktım. Türkistanlı kaynaklar 10 bine yakın diyor. 3 bin şehit var, 10 bine yakın yaralı. Tabii Çin her zamanki gibi dışarıya karşı çok güzel bir PR yapıyor. Yani orada suçun kendilerinde olmadığı, Rabia Kadir'in onları yönlendirdiği, yönettiği, onların Doğu Türkistanlı militanlar, teröristler, aşırılar olduğu. Hayır, onlar düz sıradan vatandaşlar, fabrikada işçiler, okulda öğrenciler, mahallede komşular, esnaflar. Bu insanların çok acı ve vahşi bir şekilde katledilmesi aslında o acının Türkiye'de bugün hala dipdiri yaşanıyor olması milletimizin de Doğu Türkistan'a karşı duyarlı olduğunu gösteriyor. Harika hatırlattınız. Bugün biraz önce sosyal medyada hesabımızdan da paylaştık. Ara ara şu şeyleri yaşıyoruz. Yani Doğu Türkistanlı bir kardeşimiz gelmiş. Hemen göç idaresi onu göndermeye çalışıyor. Şimdi bu vatandaş diyor ki Doğu Türkistanlı kardeşimiz ben gidersem Çin beni idam edecek. Beni göndermeyin. Ey Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden, ey büyük Türk aklı, ey büyük Türk devleti, derin devlet. Yani sen binlerce, on binlerce, yüz binlerce dışarıdan misafir alan bir devletsin.
birkaç tane, 10 tane, 100 tane Doğu Türkistanlı'ya kapını niye açmıyorsun? Evet. Ey Türk medyası, sen dünyanın dört bir yanındaki küçük meselelerle ilgilenirken Doğu Türkistan'a niçin sağır kalıyorsun? Çok güzel. Ey İslami kesim, İslamcı kesim tırnak içerisinde dünyanın Orta Doğu'daki birçok meseleye haklı ve hararetli bir şekilde meydan yerine çıktığın gibi Doğu Türkistan'ın evet. acılarına niye diri bir şekilde meydan yerine çıkmıyorsun? Son bir dakika toparlayalım. Son bir dakika. Doğu Türkistan'ın acılarını, kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Yakın zamanda yine Bosna'daki Srebrenica katliamının yıl dönümü evet. oradaki acıları paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda biz acıların, katliamların konuşulduğu değil, İnşallah. O topraklarda yeniden zaferin, yeniden özgürlük muştularının konuşulduğu programları yaparız. İnşallah. Ki stratejik olarak real politika der ki milyonlarca Çinli'ye 40 milyon Türk ne yapacak? Allah'ın adaleti öyle bir güzel işler ki o 40 milyon Doğu Türkistanlı 1 milyarlık Çin'e hakim olur. Hepimiz şaşar kalırız. Devletlilere ve siyasilere de buradan şunu diyoruz. Her türlü anlaşma, Amerika'ya karşı Çin'le pazarlık yapabilirsiniz. Rusya'ya karşı Çin'le hareket edebilirsiniz. Ama en azından Doğu Türkistan'daki insan hakları noktasında dik durun. Masada bu kozu insani bir görev olarak, İslami bir görev olarak masaya koyun. Bunu bir kart olarak koyun. Toplama kamplarında şu an Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz katlediliyorlar. Sadece katletme, bedensel bir katletme değil. Asimile ediliyorlar. Zihinleri, fikirleri, her şeyleri katlediliyor. Bir soykırım yaşanıyor ve bu soykırıma karşı hiç kimse durmuyor. Hiç kimse durmuyor. Bütün dünya sessiz, başta Amerika. Zaten Amerika bunu kullanarak Çin'i farklı yönde tehdit eder. İki de o bahsettiğiniz konunun bir tanesi ufak bir toplama kampı olabilir. Geri gönderilmeye çalışanları orada tutabiliriz bir tanesi. İkincisi hakikaten Çin'de Doğu Türkistanlılar çok cesaretli. Evet. Silahsız Çinliler ve bir Doğu Türkistanlı olsa, önünde 10 bin kişi olsa ona karşı dik durabiliyor. Çok enteresan bir şey. Muhteşem bir cesaret, ilahi bir iradeleri var. Şimdi değerli hükümetimizin, değerli devlet başkanımızın, cumhurbaşkanımızın bir konuşması olduğu ifade edildi. İşte Doğu Türkistan'da Doğu Türkistanlar rahat oldu. Sincan demiyoruz biz. Sincan Doğu Türkistan demiyoruz. İfadesini kullanıyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız elbette Çinli diplomatlar öyle bir bilgi vermiş olabilirler. Ama Çin'in şöyle bir kurnazlığı, bir tilkiliği, bir alçaklığı var. Evet. Çin ne yapıyor? Buradan belli bölgelere gazetecileri, siyasileri götürüyor. Doğu Türkistanlı oradakiler namazımızı kılabiliyoruz. Halbuki o cami seçilmiş. Sadece götürülen insanlara gösterilmek için. Bu fotoğrafın, Çin'in bize gösterdiği fotoğrafın dışındaki zulme uğrayan Türkistanlıları da savunmak bizim tarihi bir görevimiz, vicdani bir görevimiz. Bunu hatırlatalım. Aynı zamanda Erdem Beyazıt'ın da vefat yıl dönümü. Onu da saygıyla anıyoruz. Fatiha, Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Ben çok teşekkür ediyorum. Birçok hususu konuştuk. Gerçekten öyle şeyler konuşuldu ki her biri gündem başlığı adı altında. Bir başka programda inşallah yenileriz. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim bir başka programda Açık Söz'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.